Anayasa değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci tur oylamadan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamak için 15 gün süresi var. Onayladıktan sonra Türkiye referanduma gidiyor. Cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifi halkın önüne, vatandaşın önüne gidecek. Peki sandıkta kim neye göre nasıl oy verecek? Referandum sürecinde partilerin, liderlerin stratejisi ne olacak? Muhalefet partileriyle MHP ve AK Parti'nin stratejisinde hangi cümleleri daha çok duyacağız önümüzdeki referandum sürecinde? Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde görevi yeni devralan Donald Trump'a dair beklentiler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz temkinli yaklaşıyor Donald Trump'tan. Beklentiler konusunda belli ki çıtayı çok yüksek tutmuyor. Türkiye neler bekleyebilir yeni başkandan? İşte bu akşam bu sorulara yanıt arayacağız doğrudan siyasete. Hoş geldiniz. Nihal Bengüsü Karaca, siz de hoş geldiniz. Mehmet Tezkan, siz de hoş geldiniz. Habertürk yazarı ve Milliyet yazarı yazarları bu akşam İstanbul Stüdyo'da benimle. Ankara Stüdyo'da da bir konuğumuz var. Seçmen neye göre kime oy verecek sorusunu yanıtlaması için ANAR Araştırma Şirketi'nin genel müdürü İbrahim Uslu Ankara Stüdyo'da bizi bekliyor. İbrahim Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkürler. Siz yayını duyuyor olacaksınız. Buradaki sohbete katılmak istediğiniz anda sesinizi duyurun lütfen. Benim size dönmemi beklemeyin. Böylece sizin açınızdan bir dezavantaj olmasın. Bu Ankara'daki her konuğuma yaptığım çağrıdır. Size de tekrar etmek isterim. Nihal Hanım, sizinle başlayalım mı? Anayasa değişiklik teklifi beklendiği üzere aslında. Fire olur mu olmaz mı diye tartışıldı uzunca bir süre bu programda da dahil. Ancak aritmetiğin zaten öngördüğü şey gerçekleşti. Sonuç gerçekleşti ve anayasa değişiklik teklifi ikinci turda da meclisten geçti. Önce bir çok kısa o sürece dair yorumunuzu alalım. Ondan sonra referandum sürecine dair beklentilerinizi sormak isterim. Ya açıkçası benim hiç fire olacak ve 330'un altında kalacak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Hı hı. Yani bazıları hani biraz da bazı kişiler hani temennilerini üzerine bina ettiler görüşlerini ve özellikle son dönemde Devlet Bahçeli'nin benim bir oyum var. Hı hı. Onu da kullanacağım. Hani onu evet olarak kullanacağım şeklindeki ifadesini hani farklı şekilde yorumlamayı tercih etti bazı yorumcular. Yani Devlet Bahçeli aslında böyle diyerek yani kardeşim ben bir kişiyim. Ben de evet vereceğim ama siz benimle bağlı değilsiniz demek istedi diye yorumlayanlar oldu. Aslında partisini bu açıklamayla serbest bırakmış oldu diyenler oldu. Fakat tabii ki bunların hiçbiri doğru değildi. Zaten o dönem MHP, yani Devlet Bahçeli'ye yakın bazı MHP'liler katıldıkları canlı yayınlarda hayır Devlet Bahçeli düz net bir biçimde hani bunu söyledi. Yani ve bu aslında görüşünü beyan ederek partiyi bağlamış oldu da demiş oldular. Tabii ki firelerin çoğunluğu yine MHP'den gelmiştir diye düşünüyorum. AK Parti'den de fire oldu. Fakat sonuçta fireler olur. Aksi takdirde olmaz gibi bir iddia. Yani oylamayı tiyatroya dönüştürür. Yani bu Türkiye'nin geleceğini değiştiren, bir sistemini değiştiren, hükümet modelini değiştiren, yasama yürütme yargı ilişkilerini adeta değiştiren, yeniden tanımlayan bir referandum öncesi. Yani referanduma gidecek mi gitmeyecek mi onun görüşmeleri ve söz konusu şey de hayati anayasa kısmı, anayasa değişikliği. Tabii ki tartışmalar olacaktı. Tabii ki kavgalar da olacaktı. Ve tabii ki fireler de olacaktı. Bunların hiçbiri olmasın demek. Yani burada insanlar sadece rollerini oynasınlar demektir. O da doğru bir şey değildir. Yani onu tavsiye etmek de doğru değildir. Beklentiyi o şekilde yüksek tutmak da doğru değildir. Olacağı şekilde oldu. Açıkça hani hemen bir parantez de açayım. O meclisteki kavga gürültü görüntülerine böyle çok fazla ağırlık verilmesini de ben yanlış buldum. Daha doğrusu gelen modelde, gelen sistemde yasama yürütmenin acaba çok fazla gölgesinde mi kalıyor? Yasamanın yetkileri çok mu sınırlandırılıyor gibi daha önemli içerik tartışmaları varken meclisten sürekli kavga, gürültü, tokat, saç baş çekme olma görüntülerinin çok vurgulu biçimde yansıtılması hem o içerik meselesini, partilerin ifade ettikleri, yer yer savundukları, yer yer muhalefet ettikleri o içeriği gölgede bıraktı. Hem de yani yasama diyorsunuz ama yasama yürütme, yargı işte aman yürütme, yasamayı çok mu kontrol edecek diyorsunuz ama yasama da bu kardeşim gibi aslında biraz küçültücü bir tablo mu oluştu? Tabloya neden oldu. Hani
ben hani medyaya yön veren kişi, yani medyaya yön verme yetkisi elinde olan insanlardan olsam, olabildiğince o görüntüleri arka planda bırakırdım. Çünkü zaten tartışma, en temel tartışma bu maddeler oylanırken yasama yürütme ilişkileri birinci sıradaydı. Yargı ikinci sıradaydı. Hani tartışma muhalefetin, özellikle yani muhalefet edenlerin öne sürdükleri şey, yasama çok güçsüzleşiyor, yürütme çok ön plana çıkıyor gibi şeylerdi. Yani yasamanın anlamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlamı hem 15 Temmuz hem geriye doğru, başlangıcına doğru, çok geniş ve uzun tarihi seyir boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlamının altı çizilmesi, hani o görüntülere yani hem sebebiyet vermemekten geçiyordu, hem de her iki taraf için de söylüyorum. Yani hem getirdiğimiz model hayır, yasamayı daha da güçlendirecek, daha anlamlı, kaliteli, kalitatif, nitelikli yapacak diyenler için de, hem de vay efendim bakın yasamanın gücü çok azalıyor, neredeyse yasama kalmıyor, meclis neredeyse önemsiz bir erkeğe dönüştürülüyor diyenler için de daha anlamlı bir performans beklenirdi. Kavganın gölgesinde kaldı. Evet, o tablonun gölgesinde kalmamalıydı. Madem o tablo görüntü çıktı, hani sürekli medyadaki insanlar da bu görüntüleri tartışarak o şeye gelmemelilerdi diye düşünüyorum. Hani o onların etkisinde fazla kalındı diye düşünüyorum. Mehmet Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu Nihal Hanım'ın söylediklerini sondan tekrar edecek olursak, kavga görüntüleri gazetelerin de ilk sayfalarında sıkça yer aldı, bizim bültenlerimizde olduğu gibi. Her ne kadar biz özellikle doğrudan siyasette görüntüleri pek paylaşmamayı tercih etsek de sosyal medya da var işin içinde. Dolayısıyla çokça karşımıza çıktı o görüntüler. O bir gerçek. Şimdi ben uzun yıllar televizyonculuk yaptım. Bundan kaçınmak mümkün değil. Caziptir. Çeker insanı ekrana. O yüzden televizyonlar verir yani sosyal medya. Ondan kaç, orada olmuşsa zaten vermemek de yani mümkün değildir. Şimdi Nihal Hanım çok iyimser bir yaklaşımla tiyatroya dönüşebilirdi diye bir cümle kullandı. Bence tamamen ortalıkta bir tiyatro var. Şimdi ilk andan itibaren bakın, anayasa metni daha ortaya çıkmadan imzalar atılıp, imza atanlar, hani insan ya utanır der ki imza atıyorum ama gizli atayım. Ya ben buna veriyorum, bak metin daha çıkmadı, partim için yapıyorum, Cumhurbaşkanı için yapıyorum. Yok, resim çektirdiler ve yayınladılar. Kendileri yaptılar birbirlerinin resim çektirdiler. Şimdi tiyatro oradan başladı. Yani şimdi sen bir metin ortaya, anayasa ne olacağı belli değil ama imza atıyorsun. Sonra geldik blok oylar geliyor. AK Parti'den. MHP aynı tavırda. İşte Devlet Bahçeli çıkıp dedi ki benim bir oyum var dedi. Bu tehdit de aslında. Seçime gideriz dedi. Ha, buradan bir şey olmazsa erken. Bu ne demek? Buna evet vermezsiniz. Benim kendi vekillerine söylüyor. Vermezsiniz seçim olur. Seçim olursa ne olur? MHP baraj altında kalır. Baraj altında kalır. Siz bir daha vekil olamazsınız. Eve gidersiniz. Tehdidi yaptı. Şimdi bu siyasette bildiğimiz bir şeydir, üsluptur. Şimdi bu ortamda bir anayasa oylandı. En feci olanı, şimdi anayasanın doğru yanlış, onu tartışmıyorum. Yani maddeleri üzerine meclis ciddi bir sorgulama, ciddi bir tartışma yaptı mı? Yapmadı. Yani diyelim ki 13. madde üzerinde. Ya bu 13. maddeyi biz böyle yapıyoruz ama bundan 15 sene sonra, 25 sene sonra, 35 sene sonra, 50 sene sonra ya birisi gelip bu maddeyi alır da böyle yorumlar da böyle kullanır mı diyen birisi çıktı mı? O acaba iç düzgün bağlayıcı kuralları nedeniyle olabilir mi? Yok, herkes şöyle bir şey, kitlenmiş bir şekilde yani AK Partililer dedi ki biz buna evet vermek zorundayız. Çünkü gizli de, ya içlerinden hayır diyenler belki FETÖ'cü olmakla suçlanacaktı. Tabii geçmeseydi olacaktı aynı. Yani tabii. Ha yani sen bak. Mecliste 330'u alması aslında tabii. Bu şeyin hani çok büyük, böyle çok gereksiz, tatsız, farklı krizleri ev sahipliği yapacak yani bir şimdi süreci bertaraf etmemizi sağladı. Tabii ki. Şimdi top halkta, millette diyebiliriz rahatlıkla. Aynı fikirdeyim. Çünkü AK Parti bunu, milletvekillerine bu tehdidi yaptı. Yani sizden böyle bir şey olursa bakın bu süreç başlar. MHP seçimi dedi. Yani seçim olursa baraj yani altında kalabiliriz. Siz de yok olursunuz. Şimdi iki taraftan bu şeyde insanlar gidip hani yerlerini korumak için evet oy verdiler. Anayasa teklifini meclisten geçme nedeni 330'da budur.
Yoksa hani belki de hepsi doğrudur. Yani bütün maddeler diyelim ki şurada tartışsak, evet olması gerekendir diyebiliriz veya olmaması gerekendir. Meclisin en kötü şeyi bunu demedi. Bunu demediği için yasama kendi kendine bence el bombasını çekti, içine attı. Hani ben kardeşim acizim, ben yürütmenin, işte bir kişinin, bir liderin veya bir liderlerin tabii. Bir lider derken tek kişiyi bahsetmiyorum, her partinin, CHP'nin de, hı hı, MHP'nin de, AK Parti'nin de. İşte biz bunlara mahkumuz. Bu düzen böyle, bu düzeni değiştirmiyoruz dedi milletvekilleri. Yani hiç kimse oraya çıkıp da özgür iradesini koymadı. Hayır diyenler hayır bloğunda yer aldı. Şimdi hayır diyenler içinde belki evet diyecek olanlar da vardı. Yani tersten de bakarsak onlar içinde de belki ya bu iyidir diyen birisi de olabilir. O da diyemedi. Evet diyenler içinde hayır diyecekler de hayır diyemedi. Şimdi böyle bir ortamda referanduma gidiyoruz. Şimdi bu seçmende nasıl, hı hı, cevap bulacak? Onu herhalde konuşacağız birazdan. Süreçte vatandaş neye göre karar verecek? Kim neleri gözetecek sandık başında? İbrahim Uslu'ya gidelim. Ankara stüdyoda konuşulanları dinlediniz İbrahim Bey. Sizin son yaptırdığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşmanızı isteyelim. Yanlış hatırlamıyorsam Aralık başında yaklaşık bir ay önce yapılmış bir araştırma söz konusu. Tabii ki o bir ayda mecliste yaşananlar bazı fikir değişikliklerine yol açmış olabilir. O standart sapmayı gözeterek zaten sizin de yanıt vereceğinizi tahmin ediyorum. Önce güncel araştırma sonuçlarıyla başlayalım. Sonra kim neye göre oy verecek zaten hem Nihal Hanım'a hem Mehmet Bey'e hem de size soracağım elbette. Şimdi bir küçük düzeltme yapayım. Aralık başında değil, Aralık sonunda yaptık. Aralık dolayısıyla sonunda. Aslında 20 günlük falan bir şey çalışma. Aralığın son haftasında yaptık. İşte yılbaşından bir gün önce sahasını bitirmiştik. Raporlamasını yılbaşından sonra yaptık. Dolayısıyla olabildiğince yeni bir çalışma. Ama tabii mecliste yaşananlar ve onun etkisi burada yok. Zaten özellikle de meclis çalışmalar başlamadan, paket açıklandıktan sonraki ilk tepkileri görelim diye bizim yaptığımız bir çalışmaydı bu. O araya yetiştirdik yani, yılbaşı öncesine sıkıştırdık. Şimdi orada geniş bir kararsız kitlesi vardı. %22 civarında bir kararsız kitlesi var. Bunlar ama hani kanaatini gizlemek için bir kararsızım diyen insanlar değil. Bunlar gerçekten aktif kararsız. Niye? Başka sorularla bunu check ettik. Diyelim ki aynı kitleye hangi partiye oy vereceksiniz diye sorduğumuzda orada siyasi parti tercihlerini açıklıyorlar ama paketle hiç ilgili kanaatlerini oluşturmamışlardı. Çünkü büyük çoğunluğunda zaten bir bilgi eksikliği vardı. Bizim ölçümümüzde %35 civarında kararlı bir biçimde evet diyecek seçmen vardı. Yine %35 civarında, küsuratlar söylemiyorum, kararlı bir biçimde hayır diyecek seçmen vardı. %22 civarında işte aktif bir kararsız kitle var. Bir de 7-8 puanlık sandığa gitmeyeceğini belirten kitle ya da cevap vermeyen kitle var. Bunlar normal. Zaten sandığa gitmeyecek kitle, hatta bunlardan biraz daha fazla olur. O kararsızların da bir kısmı sandığa gitmeyecektir. Sandığa gitme oranı 85-90 arasında bir şey olur benim tahminim. Görünen o. Herkes çok motive çünkü. Ama her durumda ne kadar motive olursa olsun işte %87-88-89 gibi bir yerde sandığa gitme oranı şekilleniyor. Dolayısıyla yani şu an baktığınızda bu kararsız kitle eğer matematiksel dağılacak olursa başa baş bir durum var. Fakat ben bu kararsız kitlenin matematiksel dağılmayacağını ve gerek paketin içeriğini öğrendikçe gerekse de süreç içerisinde yaşananlardan etkilenerek kararını vereceğini düşünüyorum. Peki içerik vatandaşın oy verme sürecinde ne kadar etkili? Bugün Mehmet Bey'in yazısında bu önemli iddialardan bir tanesi, aslında geçmişten de örnek veriyor Mehmet Bey ve 2010 referandumunda Adil Gür'ün de aynı benzer bir yazısı olduğunu hatırlatalım. 2010 referandumunda da vatandaşa oy verdikten hemen sonra neye göre oy verdiklerini sorduğunda anlaşılıyor ki aslında içerikten ziyade siyasi yani partiye veyahut lidere göre oy vermeyi tercih etmişler. Yapılan değişikliklerin yaklaşık %70'i 80'i hatta bilinmiyor. Yani
hangi değişiklik sizce olumlu ya da hangi değişiklik sizce olumsuz diye sorulduğunda da %70, %80'e yakın bir kitle aslında hiçbir fikrim yok yanıtını veriyor. Dolayısıyla sizin söylediğinizde de içerik, vatandaşın oy verme, evet ya da hayır deme sürecinde ne kadar etkili olacak acaba? Yoksa liderlerin performansı mı daha belirleyici olacak? Bu değerlendirmeler kısmen doğru. Şimdi Türkiye'de bir sadık seçmen kitlesi var. Bunlar %70 civarında. Zaten şimdi evet ve hayır diyenlere de bakın %70. Biz bunu her seçim sonrasında yaptığımızda görüyoruz. Sadık seçmenden kastımız şu. Arka arkaya iki veya daha fazla seçim aynı partiye oy veren kişiye biz sadık seçmen diyoruz. Yani zaten literatürdeki karşılığı da bu. Bizim koyduğumuz bir kriter değil. En az iki seçim aynı partiye oy veren seçmene sadık seçmen deniyor. Şimdi %70 civarında bir sadık seçmen kitlesi var. Bir %10, biraz önce de bahsettim, sandığa gitmeyecek olan bir kitle var. Bir de %20 bir şey, yüzer gezer kitle denen ya da sadakatsiz seçmen denen bir kitle var. Yine bu şu an kararsız olanlarda zaten o kitle. Şimdi bir %70 için söylenenler doğru. Onlar parti politikalarına bakıyorlar, partilerin tercihlerine bakıyorlar, liderlerinin işaret ettiğine bakıyorlar ve ona göre karar veriyorlar. Bunun istisnası yok mu? Var tabii. Zaman zaman işte 2002 seçimlerinde olduğu gibi herkes partisini değiştirebiliyor bir anda bir Türkiye'de. Topluca yani herkes partisini değiştiriyor. Sadık seçmen kalmıyor ve parlamentoda olan bütün partiler baraj altında kalırken parlamentoda olmayan iki parti parlamentoya iki partili bir sistemle girebiliyor. İbrahim Bey, orada şöyle bir ekleme yapmak lazım herhalde, değil mi? O partinin yeni bir parti olması önemli bir etken oluyor o süreçte, değil mi? Yani bence orada önemli olan dramatik bir gelişmenin arkasından bu tür şeylerin yaşanması. 2002'de yaşanan oydu. Dramatik bir gelişme yaşanmıştı. 2001 ekonomik krizi ve arkasından böyle bir reaksiyon geldi. Ama bu tür olağanüstü durumlar dışında normalde 2002'den beri bizim sürekli ölçtüğümüz şey bu. %70 civarında bir sadık seçmen kitlesi var. %10 apolitik bir kitle var, sandığa gitmiyor, siyasetle ilgilenmiyor. %20'de daha aktif bir seçmen kitlesi. Onlar karar değiştirebiliyorlar, içeriklerden etkilenebiliyorlar, olaylardan etkilenebiliyorlar. Farklı şeylere göre karar veriyorlar. Şimdi bu kitle yine paketin içeriğine bakacaktır. Şimdi 2010 referandumundan sonra biz de ölçümleme yaptık. İnsanlar neye göre oy verdi? Şimdi eğer paketin detaylarını soracak olursanız elbette ki paketin detayları bilinmiyor ama orada insanların neye göre oy verdiklerini, AK Parti'nin o referandumdaki iletişim politikası da buna dayalıydı. Paketin içeriği çok teknik olduğu için içeriği anlatmaktan mada gerekçelerini ve ne tür sonuçlar doğuracağını anlattı. Gerekçesi neydi? İşte vesayet var, milletin egemenliğini sağlamamız lazım. Siz oy veriyorsunuz ama başkaları yönetiyor falan filan gibi işte gerekçeler sıraladı. Sonuçları ne? İşte milletin dediği olacak. 12 Eylül cuntacılar yargılanacak, askeri vesayet, bürokratik vesayet sona erecek falan gibi bir de sonuçlarını söyledi. Vatandaş bu fikri satın almıştı o dönemde. Çünkü malum o dönemde AK Parti'nin oyu %47 idi. Yani o döneme kadar alabilmiş olduğu en yüksek oy %47 idi. Fakat referandumda %58 oy çıktı. Bu aradaki farklar da dahil olmak üzere hem kendi kitlesini konsolide etti hem de ilave oylar alabildi. 11 puan civarında ilave oy alabildi o dönemde. Bu kitle sebeplere baktı, sonuçlara baktı. Şimdi bu sebepler meşruysa, bu sonuçlar da arzuluyorsa oy verdi. O yüzden detayları bilmeye çok fazla ihtiyaç duymadı. Şimdi bu referandumda da AK Parti benzer bir güdebilir, strateji güdebilir. Zaten şu ana kadarki yürüttüğü iletişime bakacak olursanız böyle bir strateji güdüyor. Yani işte iki başlıktan bahsediyor, sistemik krizlerden bahsediyor, daha hızlı büyümekten bahsediyor, daha ekonomik verimlilikten bahsediyor, terörle etkin mücadeleden bahsediyor. Gerekçeler sıralıyor ve faydalar sıralıyor. Şimdi bunlara ikna edebilirse bu bahsettiğimiz kitleyi işte o zaman zaten sorunu yok. Ama %20 civarında bir şey var.
var, kitle var ki bunlar rasyonel gerekçeler arıyorlar oy verebilmek için. Diğer %70'lik kitle zaten dedim ya, onlar şu an kararlı ve paketin içeriği belli olur olmaz biz bu çalışmayı yapmıştık. 3-4 gün sonra hemen sahaya çıkmıştık ve o dönemde zaten kararını vermişti. Yani evetçiler de hayırcılar da. Niye %70? Bunlar parti politikalarına göre karar veriyorlar. Şimdi geri kalan o %20'yi etkilemek için, onların kararını şekillendirebilmek için aslında bu önümüzdeki 2 aylık kampanya sürecinde partiler faaliyetlerini yürütecekler. Dolayısıyla değerlendirmeler doğru ama kısmi doğru. Seçmenin tamamının davranışını açıklamaya yetmiyor. Bir de aktif bir seçmen kitlesi var. Peki partilerin nasıl bir strateji izleyeceği sorusunu biraz daha detaylı yanıtlamanızı isteyeceğim ama önce stüdyodaki konukların da, İstanbul stüdyodaki konukların da bu açıkladığınız sayılarla ilgili fikrini almak isterim. Ne diyorsunuz Mehmet Bey? %20 aktif bir seçmen kitlesi olduğunu söylüyor İbrahim Uslu. Gerçekten içeriye bakarak karar veren ama bir yandan da %70 gibi yüksek oranda sadık seçmen kitlesi var. Onlar biraz daha duygusal belli ki gerekçelerle oy veriyorlar sandık başına gittiklerinde. Doğru tabii, şimdi İbrahim Bey %20 bence biraz hani onun elinde veri var tabii söylüyor da bence iyimser bile %20 bile bence içeriğine bakan bir kitle yok. Yani %10'u bile bence hani bu anayasa ne getiriyor, şu maddesi öyle mi böyle mi, versek evet versek böyle mi olur, hayır versek böyle mi olur diyen kitlenin sayısı, seçmenler %10'u geçeceğine inanmıyorum. Gene bu bir. İkincisi, daha da önemlisi, ben böyle bir anayasa değişikliklerine, halka sorulmasına karşıyım bir kere. Şimdi bir anayasa, ya bakın temel hak ve özgürlüklerden bahsediyoruz. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, insan hakları değil mi? Bunların içinde bir anayasa yapacaksınız ve sizin yaptığınız anayasanın 100 yıl, 150 yıl kalması lazım. Evrensel bir anayasa yapmak lazım. Şimdi siz bir şey yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ey bakkal, ey manav, söyle bakalım bundan fikrin ne? Adamın nasıl fikri olabilir ya? Yani bir anayasayı okuyunca nasıl yorumlayabilir? Bakın ben siyasal bilimler okudum ve anayasa hukuku okudum. Ben anlamakta zorlanıyorum. Şimdi bir anayasa profesörü var değil mi? Niye onlar anayasacı oldu? Niye profesör oldular? Niye bu işe kafa yordular değil mi? Çünkü oradaki her kelime, her virgül, her şey ileride başka bir anlam ifade eder. Siz ona dayanarak, bu temel metine dayanarak yüzlerce yasa yapıyorsunuz. Binlerce kararname çıkartıyorsunuz. Hep buna dayanıyorsunuz. Anayasaya aykırı mı değil mi diye, değil mi? Müracaat ediliyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi oturuyor, sizin yaptığınızı, bugün için demiyorum, bundan 35 yıl sonra çıkaracak yasayı buna göre değerlendirecek değil mi? Buradaki çerçeve uyuyor. Şimdi biz buna kalkıp diyoruz ki ey millet, sen bunu beğendin mi beğenmedin mi? Şimdi fakat bunun aksi bütün olduğunda da ama bu bütün bunlar hayır bakın. Halkın sağduyusuna güvenmemek eleştirisiyle karşılaşın. Ki halkın sağduyusuna bakın, halk 2010 anayasasından haberi yok. Bu şuradaki anayasaya yapılan anketlerde ne diyorsun diyorlar. Vallahi ne zaman yapıldığını bilmiyorum diyor. Nasıl yönetirsin diyorlar. %47'si hangi sistemle yönetildiğimizi dahi bilmiyor. Zaten bilmek lazım. Bakın bu araştırmaya gidin, Almanya'da yapın aynı sonuç çıkar. Amerika'da yapın aynı sonuç çıkar. Çünkü insanlar bilmek zorunda değil Amerika'da ki. Amerika'da kesin aynı sonuç çıkar. Tabii ki bilmek zorunda. Ya niye ilgilensin adam? Yani devletin anayasası, bir anayasa var. Bütün ayrıntılarıyla ben burada berberim. Bir berber olarak, berberin çırağıyım, çırağı olarak anayasayla ilgilenmek zorunda niye olabilirim ki? Bana soruluyor, bu anayasa olsun mu olmasın mı? Bakın. 2010'da mı yaptık? 7 yılda biz anayasa referandumu yapıyoruz. Şu 82 anayasası kaç defa değişti? Kaç yüzlerce maddesi değişti ya. Böyle bir şey, yani baştan yanlış kurulan bir sistem. Arabayı yapıyorsunuz, her yeri çatlak patlak. Yamayayım, yamamayayım, halka soralım. Yani güzel bir anayasa yapılır. Anayasa hukukçuları çalışır. Kriterler belli, evrensel kriterler belli. Ortaya bir şey çıkar, bir sistem çıkar. Bir, ona göre o kalır ve yıllar boyunca 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl neyse devam eder. Avrupa'da siz görüyor musunuz? İkide bir de anayasa değişik, halka soralım da sormayalım da. Şimdi İngiltere'ye gidin, sorun ne, anayasamız var mı diye. Belki de var diyecekler. Bilemiyorum. Tabii ki diyebilirler. Yani çünkü insanların ilgileneceği bir mesele değil bu. Bu çok uzmanlık gerektiren bir şey. Biz uzmanlık gerektiren bir şeyi Devlet Bahçesi sayesinde dedik ki halka soralım. Yani
Şimdi meclis diyor ki vallahi ben bu işin içinden çıkamayacağım. Ne yapalım? Gidelim halka soralım. Halk karar versin. Neyine karar verecek halk? Hadi soruyorum neyine karar? Şöyle olacak. Cumhurbaşkanı sevenler. Ha o bizim başımızda kalsın. Biz onu çok seviyoruz. İcraatına da çok beğeniriz. Gidecek evet oyu verecek. Sevmeyenler yani CHP'liler, HDP'liler onlara da hayır oyu verecek. Arada sıkışan bir MHP'liler var. MHP'lilerin bir kısmı evet diyecek, bir kısmı belki hayır diyecek. İşte o bütün hikaye MHP üzerinden dönecek. MHP'lilerin bunu kabul etmeyenlerin yüzdesi kaç olacağı önemli. HDP'li seçmenin yüzde kaçı evet veya yüzde kaçı hayır diyeceği önemli. Bunu da nereden daha anlayacağız? İşte MHP'nin güçlü olduğu yerler belli. Sandıkları belli, mahallesi belli. Hangi sandıklarda MHP 1 Kasım seçimlerinde güçlü. O sandıklara bakacağız. O sandıklardan evet mi çıkıyor, hayır mı çıkıyor? Eğer hayır çıkıyorsa MHP'nin yönetimi tabanından kopmuş demektir. Aynı şey HDP için de geçerli. Diyarbakır'a gittik. İşte veya Şırnak'a gittik veya Cizre'ye gittik. %70 HDP'nin oyu. Bakalım evetle hayır ne kadar çıkacak orada. Orada da bir orada kendini test edecek. Çünkü orada da işler çok değişti bana göre. Yani Güneydoğu'da. Bu iki parti içinde bir anlamda bir varlık. Varlık neden olacak? Yani şey olacak, AK Parti bir, AK Parti işte kaç %49 oyu var. Ne olur? Diyelim ki %2 bir seçmen hani o aktif siyasetle uğraşan. Ya bu da çok fazla oldu. Böyle yetki vermeyelim. Meclis, parlamento daha iyidir diyen. %3, %5 neyse. Onlar belki hayır diyebilir. Onların bir çok fazla bir şey yok. Ama diğer iki parti, yani AK Parti'yi etkileyecek bir durumu yok. Ama MHP ve HDP'nin tavrı, seçmeninin tavrı çok belirliyor. Ona dair yine sorum olacak. Dolayısıyla ona çok şimdiden girelim istemiyorum. Bir de konuyla ilgili Nihal Hanım'ın görüşlerini alalım istiyorum. Çünkü dediğim gibi hangi partinin seçmeni neye göre oy verecek bir başka konu başlığımız olacak. O yüzden bu mevcut paylaşılan sayılar üzerinden yorumunuzu alayım. Bir de tabii Mehmet Bey'in söylediklerine dair anayasa hakikaten halka sorulmalı mı yoksa bilirkişiler tarafından yapılıp doğrusu ideali bu mudur denmeli? Ya ben katılmıyorum o noktada Mehmet Bey'e. Çünkü hani bunun sonu yok. Yani ona bakarsanız genel seçimler neye dayanarak yapılıyor? Hani bakıyorsunuz ekonominin kötüye gittiği dönemde ekonomi kötüye gitmiş ama halk yine aynı partiyi seçebiliyor falan. Yani rakamları bilmiyor işte gidişatın hükümetinin kötü yönetimiyle ilgili olduğunu bilmiyor mu diyeceğiz. Yani insanlar için yani kim tarafından yönetilmek istediğini halk seçiyorsa nasıl yönetilmek, nasıl yönetilecek, gelecekte nasıl yönetileceğiyle ilgili hayati kritik maddelerin kendisine şöyle bir önüne getirilmesini ister ve haklıdır, hak sahibidir bu konuda. Yıllardır siyasetçiler her meydanda, her ortamda tartışıyorlar. Üstelik neyin tartışıldığı da hiç net değildi. Kimi partili cumhurbaşkanlığını tartıştı isim vermeden, kimi sanki ABD tipi başkanlık gelecekmiş gibi yaptı bugüne kadar. Ama gelen sistem bambaşka bir sistem. Şimdi bir de bunun halka hiç halkın huzuruna götürülmediğini düşünün. Haksızlık olur bu. Yani halkın huzuruna götüreceğiniz zaman çünkü aynı zamanda siz hani sivil toplumu, sosyal toplumu o noktada harekete de geçiriyorsunuz. Yani bir sürü işte toplantılar, seminerler, kampanyalar vesaireyle hani olabildiğince yani çeşitli zaviyelerde. Kimi yerde evet siyasi, sosyolojik. Kimi yerde işte seminer, panel vesaire konferans olursa daha içeriye girilebilen arayüzlerle, enstrümanlarla bir biçimde topluma anlatılmaya çalışılacak. Tabii ki her iki taraf da kendi bakış açısına göre anlatacak. Tabii ki yani onu da sonu ya yani onu da engelleyemezsiniz. Engelleme çabasının da bir anlamı olmaz. Çok teknik bir konu oldu doğru ama aslına bakarsanız bütün referandumlar aslında pek çok genel seçim hatta pek çok yerel seçim de teknik konular. Ha yerel seçim belki en çok halka değen hani benim mahallemde seçiyorum kardeşim bunu diyebildiği bir seçim tipi ama genel seçimlerde insanlar genel parti genel başkanının kendi bölgesinden kimi vekil olarak listeye koyduğunu bile bilmeden dolayısıyla gelecekte kendisini kimin temsil edeceği hakkında yani kimin temsil edeceğini bile pek bilmeden seçime gidiyorlar.
Hani gönül ister yani benim şöyle bir katkım olabilir Mehmet Bey. Yani Mehmet Bey'e katılmıyorum ama gönül ister ki yani böyle bir model değişikliği yapılıyordu madem. Siyasi partiler kanunu ve seçim yasası da bu madem hayati bir değişiklik olduğunu, kritik bir değişiklik olduğunu, geleceğimizi belirleyecek bir seçim, referandum söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Sadece kısmi yeni anayasa değişikliği demeden, sadece anayasa maddelerine fokuslanmadan siyasi partiler yasası ile ilgili değişikliği, seçim yasası ile ilgili değişikliği de bunun kapsamı, bu kapsamın içinde koymalıydık. Çünkü öyle sonuç öyle değişiyor ki siz dar bölge, daraltılmış bölge ya da %5, %3 barajla bir parlamento seçimi yaptığınızda yeni modelin pratiğe geçme, hayata geçme görüngüsü çok farklı oluyor. Mevcut %10 barajıyla böyle bir modeli pratiklik kazandırdığınızda çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki 2019'a kadar o noktada yani keşke ben hani halka sorulmasın değil bilakis halka sorulacak maddeler arasında keşke sadece anayasa maddeleriyle yetinilmeseydi. Yanına değişilme gerektiren, uyumlu hale getirilmesi gereken hangi seçim metodu kabul edildi? Hangi model kabul edildi? Dar bölge mi, daraltılmış bölge mi, baraj düşürülmesi mi? Ya da böyle bir şey yok mu? Yok. Yani bunlar da tartışılsın, bunlar da kapsama dahil edilsin diyen bazı siyasetçilerimiz sadece iyimser temennilerini mi söylüyorlar? Yani bizi, öyle mi sizce? 2019'a kadar bu konuda bir değişiklik yapılabilir mi? Halihazırda ben bile bilmiyorum bunu masaya getirdiğime göre. Söyleniyor, olması gerekir. Ama hep cümleler şu şekilde. Bununla ilgili ben yazıda yazdım. Olması gerekir deniliyor. Sayın Burhan Kuzu'nun öteden beri savunduğu başkanlık modelinin tabii ki yani bunun ortaya çıkan şey arasındaki, ortaya çıkan model arasındaki makasın kapatılması için önerdiği şey de bu. O söylüyor, olması gerekir diyor. Olması da gerekir, doğru. Çünkü tam da işte bu mevzu yasama yürütme ilişkisini belirleyen bir mevzu. Yani bu lokalde, yani mevcut sisteme göre milletvekillerinin mecliste oluşturduğu aritmetikle mevcut sistemde şu parti disiplininin katı olduğu bölgelerden gösterilecek milletvekili adaylarının yine parti herkes genel başkanı tarafından ki ileride cumhurbaşkanı olabilir o kişi. O partinin genel başkanı milletvekillerini belirleyecek, atayacak ve katı bir parti disiplini olacak. Ve bir de düşünün o partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı olabilir. İşte orada bütün şimdi bu tartışmayı, bu eleştirileri hafifletecek hatta ya kardeşim boşuna endişe ediyorsunuz. Yani bakın şu şu olunca zaten sözünü ettiğiniz tablo olmuyor şeklinde bir savunmaya. Çok da mantıklı yani gelecek modelin pekala çoğulcu bir meclis tablosuna sebebiyet vereceğini, teşekkülüne imkan vereceğini anlatabileceğiniz bir şey, yolunuz da olurdu. Hani bu kadar tartışmaya eleştiriye vah kahrolduk ölüyoruz bitiyoruz şeklinde karalar bağlayan kişilerin de gönlüne su serpen bir şey olurdu. Bu neden düşünülmedi diye daha önce de yazmıştım sormuştum. Keşke düşünülseydi olsaydı biz o zaman... çok daha net elle tutulur somut şeyleri konuşurduk. Benim dediğim gibi yani benim çizgim değil işte halka sorulması falan meselesi değil. Halka bu model geçerse diğer yasalarda nasıl uyumlu hale getirilecek? Daha doğrusu diğer seçim kanunu ve siyasi partiler kanunuyla ilgili değişimler ne yönde olacak? Onu da bu sorun, modeli ekler. Daha fazla fikrini modelin ana hatlarını ortaya çıkaran İtirazımız. Şeyler bunlar. Buyurun Meybet Bey. Şimdi Nihal Hanım diyor ki evet halka biz seçimi de soruyoruz. Şimdi seçimi soruyoruz diyoruz ki bizi kim yönetsin? İyi kötü. Ne diyoruz? 4 yıl boyunca beni sen yönet diyoruz değil mi? Biz anayasayı 2050 yılındaki doğacak çocuğu içinde şimdi oyluyoruz. Yani bugün gidip oy verenler 2050 yılında bu ülkede yaşayacakları 2055 yılında bu ülkede yaşayacakların kaderini belirleyecek. Şimdi bunun böyle iki parti oturup yapalım, ha oy verdik, vallahi biz AKP'liyiz, imzalayalım, geçirirseniz, bunu da hemen referanduma götürüp koşa koşa verirseniz, bunun pek ileride sakıncalı ne olacak? 2010'da referandum yaptık, ne dedik? Hukukun üstünlüğü, bakın HSYK kötü bir yapıdır, HSYK
Yargıtay'ı seçiyor, Yargıtay üyeleri, Yargıtay ile onu seçiyor. Böyle yapım olur, olmaz. Yargıçlar herkesi seçecek dedik değil mi? Alkışlarla referanduma gitti. Bu millet oy verdi. Yani milletin iradesi değil mi? Niye değiştiriyor SSK'yı? Halk demedi mi ben böyle istiyorum diye? O zaman madem halkın büyük bir iradesi var, HSYK'nın halk nasıl olduğunu belirliyor, 2010'da belirledi. E ne oldu? Bütün FETÖ'cüler girdi. Bütün sistem, yargı çöktü ya. Bu memlekette yargı çöktü. Yargı diye bir şey kalmadı. Ne yüzünden kaldı? 2010 seçimlerinde. 2010 referandumunda halk oy verdi. 2010 referandum anayasa değişikliğiyle bütün Fethullah Gülen teşkilatı, HSYK'yı, savcıları, bütün her yeri ele geçirdiler. Doğru mu? Bütün kendi yerlerini atadılar. E ne oldu buna? Halk karar verdi. Ne diyeceğiz şimdi biz? Halkın iradesi. O zaman teslim alalım. Niye bağırıp çağırıyoruz her yere Fethullahçılar ele geçirdi? Halk belki öyle tercih etti. Yani şimdi bazı şeyler var. Halk ne bilsin HSYK'nın yapısının nasıl oluşması gerektiğini. O yüzden hayır, diyorum ki bu 6 ay, 8 ay, 1 sene var. Uzun bir şeyle tartışılmalı. Bakın 2010'da yaptığımız 2014 yılında 2013. Ama bu halka götürmeyelim de aynı bakın, şeyi. Bakın başka değil. Bir şey söyleyeyim. 2013 yılında doğru dürüst tartışalım çöktü. Götürelim diyorsunuz. Bu tabii ki bu çok büyük tartışmalar yapılır, konuşulur, edilir. Bakın o kadar şey ki daha işte çok katılımla gerçekleşmesi gerekiyor. Böyle bir şey olur. Yani. Sonunda hani bunun teknik olarak bir halk oylamasıysa tabii ki o yapılır ama böyle hadi bunu yapalım götürdü. 2010'da da götürdü. 2010 yılında bütün kampanya 12 Eylül üzerine döndü değil mi? 12 Eylülcüler yargılanacak. İşte oradan çıktı herkes ağlıyordu, mektuplar okundu falan. Ne oldu? Ne alakası var onunla? Bir yargılama oldu. Ya hiçbir şey olmadı. Sonda ya ne oldu? Bakın Yargıtay'a değerli değil miydi o bakın, yargılaması? Bakın Yargıtay 160. Asıl Şahin Kaya'nın Kanan Evren'in. Ne olacak? Onlar ne olursa yargılandı. Kim yargılandı ki? Diyarbakır Cezaevi Müdürü mü yargılandı? O dönemde işkenceci müdür mü yargılandı? Onlara 160 tane Yargıtay üyesi seçildi değil mi? HSYK seçti. Hepsi ne çıktı? Hepsi cemaatçi çıktı. Şimdi Yargıtay'ı ele geçirdiler. HSYK'yı ele geçirdiler. İstanbul'un bütün şeylerini ele geçirdiler. İnsanları muhalifte hepsini şeye attılar ya. Hapse attılar. Kimi, neye dayanarak attılar? Anayasada 2010 yılında halkın oy verdiği anayasaya göre. Şimdi bu anayasada da 5 sene sonra patlak, çatlak çıkmayacağını kim garanti edebilir? Ama aynı anayasa, aynı referandumda geçen anayasa bakın, maddesine göre bireysel başvuru hakkı tanındı ve sözünü ettiğiniz haksız yere balyozdan Ergenekon'a içeri giren insanlar yine aynı yıl 2010 yılında referandumdan geçen peki bir şey sorabilir anayasa mi? Mahkemesi peki, bireysel doğru, başvuru çok hakkı haklı, sayesinde doğru söylüyorsun. Dışarı çıkma şansı buldular. Hiç öyle, ben demiyorum ki kayıp çıkmadı. Değildir. Evet 2010 bir genel olarak hiç öyle çıkmadılar ama bu doğru söylemiyorsunuz. Neden? Şöyle der. O referandumda geçmedi mi? Olur mu canım? 17 Aralık, 25 Aralık Fethullah siz Gülen'in. Politik tarafını bir dakika, söylüyorsunuz. Hayır bir şey söyleyeceğim. Az önce teknik bir dakika bir şey söyleyeyim. Cevabımı bitireyim. 17-25 Aralık operasyon olmasaydı iktidara yönelik. Değil mi? Ona da katılmıyorum. Bir dakika olmasaydı siz inanıyor musunuz o balyozcuları? 17-25 Aralık'tan çok önce başladı. Nerede başladı? Paralel yapı hükümet ayrışması. Tabii ki bunlar çok yazılmış. Orada yazdım. O olmasaydı. Daha 7 Şubat ya 2012 krizde olmadan. Dershane kriziyle belki başladığını söylemek yani, lazım. Bu ayrışma başlıyor. Çok sarsıntı olacak. Ama zannediyorum Mehmet Bey'in bunlar başka bir olumsuz. Yani hayır. Bir sürü insan söyledi bunları. Ben bakalım. Yazdım diye söylemiyorum. Şey söylüyorum bu ama geliyordu, biliniyordu. Bakın 17 Aralık olmasaydı. İlker Başbuğ uzlaşmasında Erdoğan'ın tavrını etti. Bir dakika uzlaşma olsaydı. Dönüp de bütün bu Ergenekon, balyoz sanıkları dışarı mı çıkacaktı? Hayır. O dosya açılmayacaktı bile. 17-25 Aralık olduğu için hükümete yönelik de böyle bir şey oldu. Daha zaten 25 Aralık olmadan 17 Aralık oldu. 3 gün sonra Yalçın Akdoğan yazı yazdı. Yeni Şafak'ta orduya kumpas kuruldu diye. Doğru mu? Evet. 3 gün sonra yazdı. Yani 3 gün sonraki Yeni Şafak'taki makalesinde orduya kumpas kuruldu dedi. Şimdi bu kumpası ortaya çıkardılar ve ondan sonraki dikkat edin ondan sonra zaten bütün Anayasa Mahkemesi bunlar hepsi çıksın dedi. Beraatler verdi. Bütün haklarını verdi. Yoksa hepsi mahkeme. Bakın balyoz onay, Yargıtay onaylamadı mı balyozu? Onayladı değil mi? Bitti. Ergenekon bekliyorduk. O da Yargıtay'a gidecekti. Onu da bekliyorduk. O öyle o süreç gitseydi herkes içeride yatıyordu yani. Şimdi
baktığımız zaman bu neye dayanalı? Önemli olan neye dayanmaz? Önemli olan 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği bizi bu sürece getirdi. Şimdi 2010'da da biz bunu tartışmadık. Aa YSK dedi. Aa ne güzel. Bir tek slogan vardı. İşte hukukun üstünlüğü. İşte üstünden hukuku gidecek, hukukun üstünlüğü gelecek. Geldi hukukun üstünlüğü dedikleri için. İşte karşımıza çıkan bu. Her şeyin tezgah olduğu bir döneme girdi Türkiye. Şimdi ben bundan sonraki bu anayasa değişikliğiyle böyle olacağını iddia etmiyorum. Ama bu anayasa değişikliğinin çok ileride kullanılacağı kilit maddeleri var. O maddeler bugün kullanılmayabilir. Tamam, muhalefet partilerine düşen 30, görev 30 sene onları sonra açıklayıp anlatmak. Tamam, 30 sene sonra o tehlikelere dikkat sizin çekmek. Sizin demek ki daha uzun vadeli bir projeksiyon zaten, yapılarak değişiklikler yapılmalı. Nihal Hanım'ın da cümlelerini alalım, bir reklama gitmem şimdi tabii gerekecek. Tabii ki her ne kadar siyasi olarak da burada kampanyanın şiddet diline dönmesi tehlikelidir. Yani vatan hainisin, evet demezsen vatan hainisin, öbür tarafta hayır demezsen bölücüsün falan gibi noktalara savrulursa evet bu çok sıkıntılı. Yani sandığın yatıştıramayacağı bir öfkeye neden olan bir kampanyaya dönüşür. O sıkıntılı. Siyasal sonucun içeriğin önüne geçirilmesi kampanya boyunca sıkıntı yaratır. Ama onun dışında halka aslında şunlar anlatılmak durumunda kalacak. Bakın siyasi, yine siyasi bir kampanya olacağını kabul etsek bile o da öyle hemen yani kaymaklı kadayıf değil, yani o rahatlık yok. Mesela bu insan evet, meydanlara çıktı. Evet, evet, evet verin diyen, evet verilmesini isteyen siyasi irade, iktidarın iradesi Sayın Erdoğan da yani herhalde şu sorulara cevap vermek durumunda kalacak. Konuşma metinlerini, çeşitli yerlerde yaptığı toplantıları buna göre ayarlayacaktır. Yani başkanlık sistemi gelince ekonomik istikrar nasıl oluyor? Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin geçmesi ekonomiye neden mutlak surette olumlu yansıyor? Hani hep bu özdeşlik kuruluyor çünkü. Efendim yani Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse bir daha ekonomik kriz olmayacak diyorsunuz. Nasıl olmayacak? Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edilirse bir daha koalisyon olmayacak diyorsunuz. Oysa dünyada örnekleri var. Nasıl olmayacak? Cumhurbaşkanlığı sistemi işte gelince bir daha siyasal istikrarsızlık olmayacak diyorsunuz. Kesin mi, net mi? Nasıl? Hani hangi yollarla, hangi imkanlarla? Şimdi bunları insanlar doğal olarak soracak. Hatta sormasalar bile İnsanların yani AK Partili dahi olsa, AK Parti tabanı toplumun yarısı. MHP'yi de ekleyin ona. MHP tabanının yarısının da evet verme temayülünde olduğunu düşünün. Temayül içinde olmak insanların soruları olmadığı anlamına da gelmiyor bu arada. Sadece liderin kişiliğine duyulan güvenin bir hani referans teşkil etmesi anlamına geliyor. Yani hakikaten bu soruların soracağına inanıyor musunuz? Bu sorulara uygun cevaplarla gidilecektir o kampanya yapılırken. İnanıyor musunuz? Kim soracak bunu? Bu soruları kim soruyor? İnsanlar bu soruları soruyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anketlere yansıyan, anketlerde sorulan, yani evet bunu diyeceğim ama şu konuda beni endişelendiriyor gibi özellikle detaylandırılan, çapraz sorgulamanın da yapıldığı, cevapların karşılaştırılmasına imkan veren anketlere çok dikkatli bakan biri. Yani konuşma metinlerine de yansıyor bu dikkati. Ben böyle bir görev düştüğünü düşünüyorum. Evet siz verin. Yok, evet verin diyenlerin böyle bir görevi var. Böyle bir sorumluluğu var. Ve bu olacaktır. İnşallah Nihal Hanım dediği gibi olur. Toplum bu soruların sorulmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu sorular sorulmayacaktır. Bakın bu sorular var. Bakın belli. Yani evet, Türkiye, evet Türkiye, verin. Çünkü dedikten sonra şöyle diyecek. Gelecek. Türkiye işte yeni bir döneme geçecek. Yeni Türkiye kurulacak. Çığır atlayacak. İşte zaten manşetlere koyuyorlar. Türkiye değişiyor. Türkiye şöyle oluyor. Türkiye bilmem ne olacak. Ya 2010 referandumunda nasıl kampanya yapıldıysa burada da öyle yapılacak. İşte bakın Türkiye böyle olacak. Türkiye istikrar gelecek. Artık koalisyonlar olmayacak. O söylediğiniz 7 Türkiye, Haziran seçimleri Türkiye öncesinde de yapıldı. Olacak. Bir dakika. İstenen sonuç olmadı. Bürokratik vesayet kalkacak. Demek ki ondan olmuyor. Şu olacak, bizim gördüğümüz. Bizim gördüğümüz. 7 Haziran örneği için ne dersiniz? 7 Haziran başka bir şeydi. 2010 referandumu başka bir şey. Bakın 2010 referandumu da gidince. Geçtik oraya. Hiç bu da referandum, bu da seçim yapmıyoruz. Seçim yapmıyoruz. Seçim yapmıyoruz ki. 2015. Siz 2015 7 Haziran seçimlerinden bahsetmiyor musunuz? Hayır, önümüzdeki referandum. Bakın o seçim, bu anayasa değişikliği. İkisini birbirine koymayalım. Seçimi biz ne için yapıyoruz? Bakın 7 Haziran seçimlerinde gitti millet, değil mi? Bu iktidarı ben dedi seni beğenmiyorum dedi. Tamam. Ve iktidarı iktidardan indirdi. AK Parti iktidardan indirdi 7 Haziran'da.
Sonra ne oldu? Muhalefet denilen partiler, HDP, MHP'si ya bir şey yapamadılar. Hı hı. Şimdi seçmen baktı, bak çok net bir şey var. Seçmen baktı, ulan bunlardan da bunu indirdim ama bunlardan da bir şey olmuyor ya dedi. Olmayacak dedi. Yani bunlara mahkum olursam bunlar ne hükümet kuracak ne beni yönetir. Ya kendileri bir araya geliyor. Ben buna döndü 1 Kasım'da. Nereye döndü? Yeniden AK Parti'ye oy verdi. 7 Haziran'da iktidardan indirdiği partiye döndü. Şimdi bu ne demek? Bu şu. Beni yönetecek 4 yıl, 5 yıl neyse yönetecek kişiyi belirleme şey. Referandum dediğimiz anayasa değişikliği. Bu çok başka. Çok daha başka motivasyonları var diyorsunuz. Tabii çok. Şimdi orada diyor ki adam bakıyor ya bu A kişiyi beğendim lider olarak, B kişiyi beğenmedim. Onu ben sevmedim. Hayır böyle meydanlarda hani konuşuyor, şimdi o halloluyor gibi kolay değil. Onu söylemek için 7 Haziran örnek verdim. Ha, 7 yani Haziran başbakanı yani, konuştu, hem cumhurbaşkanı şey konuştu bu partinin. Ama referandum dediğimiz işte kalıcı sonuçları net. 2010'da olanlara... 2010'u örnek gösteriyorsunuz ama 2010'da bir kesim için en azından bir başarı hikayesi. Yani çok nasıl neyin başarısı? Ya ekonomik veriler... 2010 referandumu mu? Evet 2010'da ile 2017'de olacak şey arasında fark 2010 var. 2010 referandumu. Şu an savaş var. Paralel devlet. Terörle mücadele var. Suriye meselesi var. Bakın çok farklı etmenler. Çok yani şey yapmayın. Bu söylediğiniz kritik unsurlardan. Size göre paralel devlet tehlikesi henüz daha teberrüz etmemişti. Ortaya çıkmamıştı. İnsanların öyle bir şeyden haberi yoktu. Yani günlük gülistanlık gidiyor sizin zannediliyordu. Yoktu. Sizin yoktu. Toplumun büyük bir çoğunluğunu sizin yoktu. Ya, olur mu ya? İnsanlar verdi işte. İnsanlar işte oy karşılığını şey yapın ama seçim işte konuşuyoruz. Referandum konuşuyoruz. Bakın, İnsanlar dediğinizin oy karşılığı belli. İşte onu söylüyorum. Onu bilmedikleri oy verdiler. Karşımıza Fethullah Gülen bir yapılanması devletin her yerine girdi. Neye dayanarak girdi? 2010'a dayanarak girdi. 2010'a kim oy verdi? Evet diyenler kim? Evet diyenlerin. AK Parti tabanı peki, ve MHP'nin tabanı. Evet diyenlerin. Evet hatta diyenlerin, şimdi AK Parti'den kopmuş bir çok dakika, liberal, bu demokrat yargının çökmesinde kesimler, bazı solcu evet gruplar. Evet diyenlerin Fethullah Gülen'in yargıya yerleşmesine, devlete yerleşmesine katkısı yok mu? Var. Evet diyen herkesin, 2010'da evet diyen herkesin bir katkısı var. Çünkü onlar oradan aldıkları güçle ülkeyi sonradan ele geçiriyor. Nasıl kullanılacağını, son cümle olsun. Verdiği yetkinin sonradan nasıl kullanılacağını öngörmek zorunda değil. Sizin dediğiniz yani nasıl anayasa teknik olarak görmez, bilmek zorunda değil diyorsunuz. O yüzden ama referandumda verdiği oyun sonuçlarından sorumlu olsun altı. O yüzden diyorum ki anayasalar böyle hani iki kişi hazırlanır öbürküleri ben de imza attım fotoğraf çekilip ben de vallahi evet evet diye yapılmaz diyorum. Peki reklama gidelim, dönüşte konuşacağız, reklamı bayağı geciktirdik. Doğrudan siyasette bazen diliyorum ki reklam arasında sosyal medya mecralarından canlı yayına devam edebilsek. Çünkü her reklam arasında tartışma daha da hararetli biçimde devam ediyor İstanbul Stüdyo'daki konuklar arasında. İbrahim Uslu'yu Ankara'da bir süredir bekletiyoruz. 2010 referandumuna gidince zihinler farklı fikirler ortaya çıktı. İbrahim Bey şimdi son sayıları sizin paylaşmanızı istemiştim. Eğer Nihal Hanım'ın ve Mehmet Bey'in söylediklerine katkıda bulunmak gibi bir arzunuz yoksa ben kendi sorumla devam etmek isterim ama önce sizden yanıtı duyayım. Yo, ben birkaç şey söylemeyi isterim. Lütfen şimdi birincisi, hızlı o zaman. Buyurun. Anlaşılan Mehmet Bey meritokrasi, aristokrasi karışımı bir yönetim modeline inanıyor olabilir. Yani hiçbir itirazım yok ama şimdi şöyle bir paradoks var. Malum anayasanın nasıl değiştirileceği yine anayasada yazıyor. Yani şimdi Mehmet Bey bir model öneriyor ama ve diyelim ki bu modeli meclistekiler ya çok doğru bir şey söyledi Mehmet Bey. Hadi bunu değiştirelim ve Mehmet Bey'in istediği gibi bir anayasa değiştirme prosedürü tanımlayalım dediğinde bile yine aynı süreçlerden geçmek zorunda. Yani yine referanduma gidecek 367'yi bulamazsa. Dolayısıyla vatandaşa bundan sonra anayasa değişikliklerini size sormayalım. Biz kendi kendimize burada yapalım diye sormanız gerekiyor. Bu böyle paradoksal bir şey var. Yani üstüne üstlük bu bugünkü meclisin iradesi de değil. Ta 1980 darbesini yapan ve onların istekleri doğrultusunda İbrahim Bey kusura edilmiş. Bakmayın ama müdahale edeceğim. Beni dinlemediniz. O zamanki kurucu meclisin. Özür dilerim ama. Sizi duymuyorum Mehmet Bey. Sizi İbrahim duymuyorum Bey. O yüzden ama suçluyum ama beni anlamamışsınız. Efendim? İbrahim Bey beni anlamamışsınız.
Bakın. Ben suçlamıyorum sizi. Siz diyorsunuz ki siz başka bir şey istiyorsunuz. Bakın. Ben gayet güzel anladım sizi. Ben ama söyleyeyim bir kere daha söyleyeyim. Bile ona göre bu şey yöntemi koyanlar 1980 anayasasını, 82 anayasasını hazırlayan kurucu meclis. Yani cuntacılar, yani cuntacıların verdiği bir hakkı, topluma verdiği bir hakkı bugün kaldıralım diyorsunuz siz. Hayır öyle bir bilmiyorum şey demiyorum. Yani meclisi ikna ederseniz. Öyle bir şey demiyorum. Geçecek, onu da hatırlatmak istedim bakın. Sadece. İbrahim Bey öyle bir şey demek. Peki nasıl da olacak yani? Söyleyeyim de bir müsaade ederseniz. Kuracak, kurabilmek için anayasayı değiştirmemiz gerekiyor Mehmet Bey. Onun farkında mısınız acaba? Bakın bir daha izah edeyim mi? Şimdi bu anayasa değişikliği yapılırken ne diye yola çıkıldı? Ne diye yola çıkıldı? Kararı halk versin diye yola çıkılmadı mı? Devlet Bahçeli biz halka götürelim kararı halk versin demedi mi? Ben de diyorum ki halk nasıl karar versin? Halk anayasa uzmanı mı ki karar versin? Bu böyle anayasa yapılmaz diyorum. Siz şimdi ya, almışsınız. Sen başka sistem istiyorsun. Bakın, 82 yılında böyle oldu doğrusu, diye Mehmet Bey, olayı çarpıtıyorsunuz. Anayasayı bakın, değiştirme prosedürü. Anayasa bir dakika dinlemiyorsunuz. Devlet Bahçeli öyle söylediği için öyle olmuyor. Öyle oldu. Devlet Bahçeli'nin oylarıyla Devlet Bahçeli evet dedi. Devlet diye, Bahçeli al, öyle söylese geçti, ne olur? Böyle söylese ne olur? Anayasa nasıl değişeceği? Anayasa da yazılı. Peki siz daha iyi biliyorsunuz. Ne diyeyim? İbrahim sizin Bey, anlamadığınız ve bilmediğiniz yer orası. Anayasa nasıl değiştirileceği anayasada yazılı. Anayasa böyle değiştiriliyor. Yani ister sevin ister sevmeyin ama bu anayasanın amir hükmü. Dolayısıyla bakın, bunu değiştirmek isterseniz bakın, sizin öngördüğünüz gibi bir modele geçmek istersek yine aynı prosedürle değiştirmemiz gerekiyor. 367'nin altında evet oyu çıkarsa mecburen referanduma gitmek zorunda ve yine ona da karar vermek zorunda. Bu ne zaman konulmuş bir düzenleme? Ta 82 anayasasında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Devlet Bahçeli öyle dediği için öyle olmuyor yani. Anayasayı değiştirecekseniz sizin önerdiğiniz de bir anayasa değişikliğidir. Çünkü anayasa değiştirme prosedürünü değiştirelim diyorsunuz. O zaman yine referanduma gitmek zorunda. Böyle bir kısır döngü var. Sadece onu hatırlatmak istedim. Niye kızdınız anlamadım yani. İbrahim Bey, ben bir müsaade ederseniz ben bir müdahale etme ihtiyacı hissediyorum. Sinirler daha fazla gerilsin istemiyorum. Çünkü farklı şeylerden bahsediliyor. Yok ben hiç sinirli değilim vallahi. Sadece bir hatırlatmada bulundum. Peki. Tamam. Şimdi Mehmet Bey'in söylediği halka sorulmasının çok teknik detaylara boğulmasıyla halkın bunlardan aslında fazla fikir sahibi olamamasının normal olduğu ya da olabileceği. Onun fikri. Ben sadece daha net anlaşılması için tekrar etmeye ihtiyacı duydum. Siz lütfen tamam bununla efendim, ilgili son çözüm bir cümlenizi söyleyin. Çözüm ne? Ben onu soruyorum. Anayasanın amir hükmü var ortada. Yani bizim tartıştığımız şey anayasanın bir amir hükmü. Anayasanın amir hükmü ne diyor? Eğer parlamentoda 330-366 arasında evet oyu çıkarsa bir anayasa değişikliğinde referanduma gider. Mecburen gider. Yok 367'nin üzerinde çıkarsa referanduma gitmesine gerek yok. Direkt değişir. Şeyde yayınlandıktan sonra resmi gazetede. Peki. Şimdi bu amir hüküm. Onu biliyor, vatandaşa evet. Gitmesin demek bir yeni anayasa değiştirme prosedürü tanımlamak demek. Ama bu anayasa yürürlükte olduğu için onun da yine referanduma gitmesi gerekiyor. Benim hatırlattığım şey bu. Peki. Bu partilerin isteğiyle olan bir şey değil. Anayasanın amir hükmü referanduma gitmesi. Onu hatırlatmaya çalışıyorum. Peki İbrahim Bey, bu ikinciye geçmeden bizim bir reklamımıza daha gitmemiz gerekiyor. Sizin sözünüzü daha fazla kesmek istemiyorum ama bu reklama da gitmem hakikaten bir zorunluluk. Dönüşte yine size söz vereceğim. Siz çünkü burada konuşulanlara fazla yanıt veremediniz bu anayasa süreciyle ilgili bilgi verirken. Biraz vakit kaybettik. Müsaade ederseniz bir reklama gidelim. Dönüşte daha rahat yanıt verin. Doğrudan siyasette ilk bir saatin sonuna geldik bile. İlk bir saatte aslında yapılan son araştırma ışığında kim neye göre oy verecek bunu konuştuk. Tabii bir ara iş demokrasi, oligarşi ve benzeri yönetim sistemleri arasında kavramsal bir tartışmaya doğru da gitmedi değil. İbrahim Bey, şimdi siz Mehmet Bey'in söylediklerinize itiraz ettiniz. Ben sizin daha rahat konuşabilmeniz için reklam arasına gittim. Ve döndük artık sizin bir sonraki soruya geçmeden evvel ikinci bir unsur var belirtmek istediğim demiştiniz. O noktayı dinleyebilelim. Ondan sonra da ben yeniden sorumu yönelteyim size.
Tabii çok kısa. Orada da bir şey hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu TSYK ile ilgili referandum, işte 2010 referandumunun kötü sonuçlar doğurduğuna dair bir değerlendirmesi vardı. Şimdi orada unuttuğumuz bir şey var. Bu ne meclisten geçen ne de halk oyundan geçen düzenleme daha sonra geçerli olabildi. Çünkü CHP referandumla ilgili maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi o maddeyi iptal etti. Referanduma giden haliyle her bir hakim ya da savcı tek bir aday için oy kullanabilecekti. Fakat Anayasa Mahkemesi bunu iptal edip torba listeye oy verme düzenini getirince o zaman işte o paralel yapı iyi örgütlenerek torba listesini seçtirmeyi başardı. Aksi takdirde mümkün olmayacaktı. Herkes bir adaya oy verebileceği için dolayısıyla birçok orada temsiliyet çok fazla olabilecekti. Yani bu daha sonra kaldırmak zorunda kaldığımız o HSYK düzenlemesi parlamentonun ya da referandumun günahı değildir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal nedeniyle ortaya çıkmış bir garabettir. Bir de bunu hatırlatmak istedim. Peki, ben soruya geçmeden önce o zaman Noel Bayrağı bir de bu konuyla ilgili aslında anayasa değişikliklerinin halka sorulmasıyla veyahut sorulmamasıyla ilgili Star Gazetesi yayın yönetmeni Noel Bayrağ'ın da attığı bir tweet var. Noel Bayrağı da sevgiler saygılar diyelim. Halk 50 yıl sonrası için karar veremez diyorsunuz. Halka sormadan peki yapılan değişikliğin isabetinden nasıl emin olacağız diye sormuş. Şimdi galiba, bu konuyla ilgili çok ciddi fikir ayrılıkları oluştu sosyal medyada. Galiba ben de anlatamadım. Nedir? Şimdi bu anayasa değişikliği için destek veren, ilk çağrıyı yapan, öncülük yapan MHP ne dedi? Biz bunu topluma götürelim, halka götürelim, halk karar versin dedi, değil mi? CHP karşı çıkınca, mecliste muhalefet yapınca CHP'yi ne diye suçladı? Sen millete götürmekten niye kaçıyorsun dedi. Şimdi bir anayasa değişikliği yapılıyor. Bu anayasa değişikliğinin içeriğini bilmeden milletvekilleri imza atıyor. O anayasa değişiklikleri paldır küldür geçiyor ve hız yapılıyor. Sonra kararı millet verecek diyor. Ben de diyorum ki kararı millet nasıl versin? Şimdi bakın bu ülkede herhalde 70'ten fazla hukuk fakültesi var, değil mi? Bir tanesi hukuk fakültesi dekanının demecini duydunuz mu? Yüzlerce profesör var. Bir tanesinin öyledir böyledir tartışmaya niye girmiyorlar? Şimdi böyle bir anayasa değişikliği ne diyoruz? Halk karar verecek diyoruz. Ben de diyorum ki ya halk nasıl anayasaya karar verir? Önce sen bir oturacaksın, düşüneceksin, taşınacaksın. Büyük bir tartışma ortamı olacak. Bir sene süren hukukçular, siyasetçiler, sosyologlar, herkes tartışacak, edecek, her madde cıcık cıcık edilecek. Sonra prosedür. Prosedür bunu gerektiriyorsa tabii ki ondan kaçınacak bir şey yok. Onu yapabiliriz. Bizde ne oluyor? Hiçbir şey olmadan, meclis bile tartışmadan işte muhalefetliğini yapıyor. İktidar ya sen de sus artık çok hadi oylayalım diyor. Ve sonunda ne diyoruz? Bakın sonunda çıkan sonuç şu. Kararı halk verecek diyoruz. Şimdi neyin kararını verecek halk? Buyurun. Sorun neyin? Sorun şuradan çıkalım. Birilerine soralım. Bu anayasa senin önüne gelecek 60 gün sonra. Bu anayasa senin önüne geldikten sonra sen ne istiyorsun, ne istemiyorsun, biliyor musun diye soralım. Veya bu madde böyle olmasa şunu mu getirir, bunu mu getirir? Şimdi bunu halk tartışmaz. Amerika'da da tartışmaz, İngiltere'de de tartışmaz. Bunu hukukçular tartışır, siyasetçiler tartışır, gazeteciler tartışır, sosyologlar tartışır, toplum bilimciler. Yani burada tartışılır ki bir şey çıkar ortaya. Ha prosedür diyormuş ki bizim 82 anayasa referanduma gidilir. Oysa zaten değiştirme öyle gidilir. Yani bu ihtilal olacak hali yok ya bu iş için. Peki. Yani demek istediğim bu biz baştan anayasanın ilk gününden itibaren diyoruz ki buna halk karar verecek. Ben de ilk günden beri diyorum ki halk karar veremez. Halk anayasadan anlayamaz. Öyle bir şeyi de yok yani hiçbir halkın. Ben bu anayasanın şöyle olması diye bir maddenin şöyle yazılması gerektiği konusunda bir fikri olamaz. Ne yapar? Siyasi bir tavır alır. Ha der ki işte vereyim veya vermeyeyim der. Çıkan sonuç budur. Peki. Demek istediğim bu. Peki. İbrahim Bey, şimdi
programın ilk bölümünde bu referandum sürecinde belirleyici olanın, hatta belki de bir kilidin açılmasının veya kilitli kalmasının belirleyicisi olan oyların MHP tabanından gelecek oylar ve HDP tabanından gelecek oylar olduğunu konuşmuştuk. Ama biraz daha ayrıntılı konuşalım istiyorum ben. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Nihal Hanım da söyledi. Yani bu iki partinin güçlü olduğu yerlerde sandıktan çıkacak sonuç bu iki partinin varlığı ile ilgili de bize bazı şeyler anlatacak. En başta da yönetimin tabandan kopuk olup olmadığını anlatacak. Dolayısıyla bir tarafta hayır diyen HDP, diğer tarafta ise bu değişikliğin gündeme gelmesine vesile olan parti Milliyetçi Hareket Partisi. Bu iki partinin tabanına dair beklentileriniz ne yönde? Şimdi yaptığımız araştırmada HDP tabanında parti üst yönetimiyle bir çelişki ya da tutarsızlık gözlemlemiyoruz. Hı hı. Sadece %10 civarında bir HDP'li grup, ki işte o %10 olduğunu varsayacak olursak HDP oylarının bir puana tekabül ediyor bu. Yani geçerli oylar üzerinden. Referandumda evet oyu vereceğini söylüyor. Hayır oyu vereceğini söyleyenler %60'ların üzerinde. Bir de sandığa gitmeyeceğini belirten bir grup var. Bunlar da belki geçen referandumdan kalma alışkanlık ya da partilerin öyle bir tavır gösterebileceğini belki de varsayarak bunu söylediler. Ama HDP'de referanduma sıcak bakan, daha doğrusu anayasa değişikliğine sıcak bakan seçmen kitlesi 1 puan civarında ya da HDP'nin %10'u civarında. İbrahim burada Bey, esas biraz ayrıntılandırır mısınız? MHP biraz daha ayrıntı paylaşabilir misiniz o %1'e dair? Yani büyük şehirlerde yaşayanlı yoksa doğu kesiminde mi örneğin HDP seçmeni yine evet demeyi tercih ediyor? Çünkü bu sosyolojik açıdan da bize çok şey anlatıyor. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan da önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum ben. O %1'in dağılımı belli mi? Yani lokasyonlar arasında biz bir farklılık görmedik. Zaten HDP'nin oyları belli şeylerde, illerde konsantre olduğu için batıda falan da. Ve onlar orada bir getto içerisinde yaşadıkları için aslında Diyarbakır'da yaşayan bir şeyle HDP seçmeniyle Mersin'de belli bir ya da Adana'da belli bir getto içerisinde yaşayan HDP seçmeni arasında çok fazla da davranış değişikliği görmüyoruz. Şimdi yani Kürt seçmeni diye daha genel bir ifade üzerinden tartışacak olursak o zaman tablo değişiyor elbette ki. Ama HDP seçmeni olarak konuşacak olursak yani o zaman Diyarbakır'daki ile Adana'daki, Aydın'daki ya da İstanbul'daki arasında çok fazla tutum davranış farklılığı biz gözlemlemedik. Bundan önceki seçimlerde de gözlemlememiştik. Burada da çok fazla gözlemleyebileceğimizi zannetmiyoruz. Sadece bir önceki referandumda malum sandığa gitmeme çağrısı yapmıştı. O zaman biz seçim sonrasında yürüttüğümüz, referandum sonrasında yürüttüğümüz araştırmada şeyi gözlemlemiştik. Yani Doğu illerinde, Güneydoğu illerinde sandığa gitmeme oranı HDP'liler arasında daha yüksekken Batı illerinde sandığa gitmeme oranı biraz daha düşüktü. Ama bu seçimde HDP henüz elini belletmedi. Yani sandığa gidin hayır oyun verin diyecek. Yoksa sandığa gitmeyin mi diyecek. Ya da seçmeni ne bileyim daha sonra bağımsız mı bırakacak. Onlar şimdilik hayır kampanyası yürütüyorlar. Bir süre sonra nasılsa bu belli olacak. Ama şu an HDP içerisinde bir %10'luk grup var. Bu %10'luk grup parti olarak HDP'ye oy vereceğim ama referandumda da evet yönünde oy kullanacağım diyor. Bu dolayısıyla HDP içerisindeki tırnak içerisinde fireler referandum sonuçları üzerinde çok fazla belirleyici olmayacak dedim ya. Bu %10'un tamamı bile gidip evet oy verse zaten şey 1 puanı tekabül ediyor. 1 puan da ne şey hayır oylarını evetten fazla kılmaya yeter ne de evet oylarının %50 artı 1'in altına düşmesine yeter. Burada belirleyici olacak iki tane bence oy grubu var. Bu biraz önce bahsettiğim kararsız kitleye de baktığımızda bunların bir kısmı gerçekten kararsız ama bunlar daha azınlıkta. Esas büyük kararsız kitlesi MHP içerisinde ve AK Parti içerisinde var.
AK Parti içerisinde yine %15'ler civarında bir kararsız kitle var. MHP içerisinde ise biraz daha fazla kararsız kitle. Şimdi MHP'lilerin %46'sı biz sorduğumuz zaman da referandumda hayır oy vereceğim diyordu. Bunlar hem Devlet Bahçeli'yi çok başarılı bulmuyorlar. Daha önce biz biliyoruz MHP tabanının yarısı bu muhalif genel başkan adaylarını destekliyordu. Yani mevcut MHP yönetimiyle bunların sorunları var. Sadece mevcut MHP yönetimiyle sorunları yok. Aynı zamanda AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsıyla ilgili de problemler var. Yani işte bu kitleye sorduğunuzda Cumhurbaşkanı'na güvenmediğini açıklıyor. Hükümeti başarısız bulduğunu ve hükümete güvenmediğini açıklıyor. Aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli'ye de güvenmiyor ve onu da başarısız buluyor. Dolayısıyla normal MHP seçmenine göre farklı tepkiler veren ama hala daha kendini MHP'li olarak nitelendiren neredeyse yarısı sayabileceğimiz bir kitle var MHP içerisinde. Bunlar işte 12 puan MHP oylarının 12-13 puan aralığında düşünecek olursanız 6 puandan fazla bir oya tekabül ediyor ki bu işte seçim sonuçları üzerinde etki yaratabilecek bir büyüklük var burada. Bir de AK Parti içerisinde bir kitle var %10'lardan biraz fazla. Ama AK Parti'nin oylarını 50 olarak düşündüğünüzde bu %10 da 5-6 puana tekabül ediyor. Bunlar da yine referandum sonucu üzerinde etki yaratabilme imkanına ve gücüne sahip. Dolayısıyla aslında sol oylar, oradaki tabandaki kaymalar referandum neticesini belirlemeyecek. Bence sağ oyların ne ölçüde konsolide olacağı ya da olamayacağı bu referandum sonucunu belirleyecek. Zaten geçenlerde Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anlatmaya çalıştığı şey bence buydu. Muhafazakar oylar referandumun kaderini belirleyeceklerken aslında bence daha geniş bir kavramla sağ oyları kastediyordu. Muhafazakar diye ifade etti. Gerçekten sağ oylar, sağın konsolide, ne ölçüde konsolide olacağı bu referandumun kaderini belirleyecek. Şimdi 1980'lerden bu tarafa sağ sol oyların dağılımına baktığınızda zaman zaman biraz düşüyor, zaman zaman biraz artıyor ama ortalamasını aldığınızda 65'e 35 dengesi var sağ oylarla sol oylar arasında. Şu an sağ parti, yani sağı temsil eden iki büyük parti zaten konsolide bir araya gelmiş durumda. Bu iki partinin oy oranı son seçim baz alacak olursanız %63'ün üzerinde, yani o %65 oranını aşağı yukarı yakalıyor. Şimdi bu %63'ten ne kadar fire olur? Bence bunun hesabını yapmak lazım. Yani bütün siyasi yorumcuların ortak kanaati buradan ne kadar çok fire olursa olsun işte o bu 15 puanın daha fazla üzerine çıkamaz. 3 puan, 5 puan, 7 puan, 8 puanlık fireler belki çok büyük şey sayılara tekabül ediyor ama hala referandumun referandum için yeterli olan %50 artı 1'in üzerinde kalmasını sağlıyor. O yüzden de yani HDP ya da CHP değil, bence burada iki sağ parti ve sağ seçmen tarihsel olarak en azından son 35 yıldır hatta 40 yıla yakın bir süredir konumunu değiştirmeyen ve oranını değiştirmeyen o sağ kimlikli seçmenler referandumun kaderini belirleyecek. Onlar ne ölçüde konsolide olacak ya da ayrışacaklar mı? Orada fireler olacak mı? Onu da bu kampanya süreci içerisinde gözlemleyeceğiz. Şu an hayır diyen sağ seçmen oranı çok düşük. İhmal edilebilir ölçülerde ama kararsım diyenler daha yüksek. Bu kararsızların kaçı kararını verip hayıra gidecek, kaçı kararını verip evete gidecek, kaçı da sandığa gitmeyecek. Onları süreç içerisinde birlikte gözlemleyeceğiz inşallah. Peki ona dair yine beklentilerinizi soracağım. Nihal Hanım, sizinle devam edelim mi? Kararsız seçmen hakikaten neye göre karar verecek ve partilerin stratejisi nasıl olacak? Nasıl bir kampanyaya tanıklık edeceğiz? Örneğin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika gezisi öncesi mitingler soruldu. Benim miting alanlarında olmama mani bir durum yok dedi. Biz Başbakan Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı benzer zamanlarda ama farklı şehirlerde miting yaparken mi izleyeceğiz? Dili nasıl olacak ve tabii ki muhalefet partilerinin dili sizce nasıl olacak? İşte orada ancak şu an için temennilerde bulunabiliriz. Yani daha önce de söyledim, benim temennim inşallah hani medeni bir yarış olur. Bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Soruya. Muhalefet partilerinin stratejisinde daha ziyade bir isim üzerinden bir kampanya ile karşılaşır mıyız? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bir kampanya ile mi karşılaşırız? Yoksa sistemin kendisine, değişikliğin kendisine bir itiraz mı izleriz? Yani, daha önceki evet, seni başkan yaptırmayacağız milletvekillerinin kampanyası dolayısıyla böyle soracağım. Canlı yayınlara, televizyonlara katıldıklarını da söyledikleri şey.
hep ısrarla yani aslında bunu bir kişi etrafında tartışmak yanlış. Hı hı. Yani bunu çoğundan duydum, pek çok CHP'liden duydum. Hani eğer bu bize bir ışık tutacaksa herhalde sistemin sorumlu olduğu. Hani kim olursa olsun bunun işte tek adam rejimine ya da parti devletine götüreceği ülkeyi gibi daha ziyade herhalde isimden ziyade ismin çağrışımlarını tabii ki tabanlarını konsolide etmek için tabanlarındaki oluşmuş o ismin olumsuz çağrışımlarından ikincil yani sekonder olarak yararlanmak isterler. Ama herhalde sistem üzerine kuracaklar. Yani bu kötü bir yere gider vesaire gibi bunu anlatmaya çalışacaklardır ama hani olay tabii ki çok sertleşebilir, kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalabilir. Siz bir de şey sormuştunuz, hangi parti hangi motivasyonu tetikleyecek hani bu kampanya sürecinde? Şimdi hani İbrahim Bey rakamlar veriyor. Hani biz de belki tabanların, parti tabanlarının halet ruhiyesi hakkında konuşmamız gerekiyor. Çünkü her partide yani CHP ve ağırlıklı olarak HDP hariç ortaya çıkan şimdilik yapılabilen okumalardan anlaşılıyor ki her partide hayır ve evet var. Hı hı. Yani herhalde CHP'nin daha blok olarak hayır diyeceğini düşünüyoruz. HDP'nin işte belki %1 falan kayıpla blok olarak hayır diyeceğini düşünüyoruz. Ama AK Parti'de de var, MHP'de de var. AK Parti'de evet diyecek olan büyük çoğunluk asıl itibariyle hani kimlik siyaseti üzerinden veriyor. Liderin kişiliğine duyduğu güven üzerinden veriyor. Ve aslında en belirleyici bence motivasyon yani İstiklal Harbi vurgusu Erdoğan'ın. İkinci İstiklal Mücadelesi, ikinci İstiklal Kurtuluş Savaşı. Bu da konjonktürel olarak ve ne kadar süreceği bilinmeyen bir hani dinamitin üstünde oturmamızla ilgili Türkiye olarak bulunduğumuz coğrafya itibariyle. Bu elbette Türkiye insanını etkiliyor. Artı 2013'ten beri AK Parti iktidarına özellikle Erdoğan'ın şahsını hedef alarak yapılan hani yerli ve uluslararası basın, kamuoyu, çeşitli platformların o saldırıları çok tabii ki konsolide olmasını sağladı. AK Parti içerisinde neredeyse AK Parti'ye olan bağlılık Erdoğan'a yönelen bağlılığın yerini aldı. Çünkü direkt Erdoğan'ın şahsi hedef alınarak söz konusu oldu bu saldırılar. Ayrıca bu 15 Temmuz'da bir darbe girişimiyle taçlandırıldı. Ve bütün o darbe 15 Temmuz aslında Erdoğan'ın hani duyarlılıklarında bahsettiği tehditte ya bakın bir tehdit geliyor şeklindeki o uyarıcı, mesaj verici ifadelerinin bir yerde sağlaması oldu AK Parti tabanının büyük bir çoğunluğunun nezdinde. Ve hani böyle bir coğrafyada bu kadar sıkıntılı zor şartlarda hani NATO bile şu gün tartışılıyor Trump'tan dolayı adeta. Yani onun bile tartışıldığı. Yani Trump gibi bazı cumhuriyetçilere rağmen Putin'le ilişkisini iyi tutacağını vaat eden ve böylelikle hem demokratları değil sadece cumhuriyetçileri bile kızdıran, kadın karşıtı, maço, Meksika'ya duvar öreceğini iddia eden, yani yabancı düşmanlığını tetikleyeceği öngörülebilen bir kişilik, bir profil başkan oluyor Amerika'da. Ve tabii ki bu dünyadaki birçok yeri etkileyecek, Türkiye'yi de etkileyecek ki fark ettiysek yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çok temkinli davranıyor Trump konusunda. Çünkü gerçekten beklentileri çok yüksek, negatifler, yani negatif hanesine yazabileceğiniz şeyler çok fazla. Orta Doğu'yu etkileyecek bir süreç kaçınılmaz olarak Türkiye'yi etkiliyor. Bütün bunları taban okuyor aslında. Ve hani böyle bir coğrafyada dört tarafımız sarılmışken başımızda sağlam bir lider olmalı ve olabildiğince de güçlü olmalı gibi bir haleti ruhiyeyle evet verecek, o evet'i verecek olanlar. Hayırcılar var. Hayırcılar da aslında şu haleti ruhiyeyle bence hareket ediyorlar. Yani, yani Cumhurbaşkanlığının gayet güzel yetkileri var, gayet geniş. Neden daha fazlası gerekiyor? Hani bu kadar hani denge denetimin bu kadar gevşek bırakılması, denge yani hani sadece hani onların da çok Erdoğan'ın şahsında bir şey yok. Fakat Erdoğan sonrası endişeler. Yani biz bilmiyoruz hani geleceği. Herhangi başka bir figür, başka bir profil Cumhurbaşkanı olduğunda bu yetkilerle hani denetlenmesini 5 yıl sonraki seçimlere bırakmak ne kadar doğru? Bu tip sorular soranlar var. Kararsızlar ya da hayıra yakınları arasında. Tabii bir de zor bir durumdayız. Ekonomi kötüye gidiyor. Yani bir başarı, yani çok evet 15 Temmuz'u darbeyi savuşturmak çok büyük bir başarı bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla da hep ikinci darbe söylentileri var. Ekonomik verilerle ilgili
sıkıntılar var. Yani veriler belki çok şey olmasa da sokakta yaşanan insanların dükkanlarında, evlerinde alışveriş yaparken yaşadıkları gerilim var. Belki onun etkisi olabilir hayırcılar üzerinde. Ve toplumsal hani gerilimin yükselmesinden duyulan endişe olabilir. Hani muhafazakar olup yani Avrupa Birliği'ne bu kadar mesafe koymak, hani dünyanın gelişmiş yarısına bu kadar sırtını dönmek ne kadar doğru? İşte Orta Doğu'nun Arap coğrafyasının hali belli diye düşünen muhafazakarlar da var. Bu çeşitli yani böyle bir potpourri sunulabilir. AK Partili olup da hayıra yakın duranlar arasında. HDP'ninki evet blok olarak şey verecek. Ha bu arada AK Parti'de ciddi sayıda hani ikinci partisi HDP olan, ilk partisi AK Parti olan Kürtler var. Tersi peki? Yani tersini zaten İbrahim Bey de söyledi. Yani HDP'li yani kendisini HDP'lilikle tanımlıyorsa büyük oranda hayır verecek. Çünkü yani kimliğini HDP'likle tanımlıyorsa HDP'yi çok sorgulamıyor demektir son dönemdeki yapıp ettiklerinden dolayı. Terörle çok fazla özdeşleşmiş olmasından dolayı çok sorgulamıyor ya da terörle mücadelenin doğru yapılmadığını, çok fazla kayıp ve hasar verildiğini düşünüyordur. Bu da hayır vermesi için yeterli olabilir. HDP'li, klasik HDP'li, kemik HDP'li için. Ama AK Partili olup birinci partisi kesinlikle AK Parti olan ama hani bazen arada bir HDP'ye de oy vermiş muhafazakar mütedeyyin Kürtler var. Hani onlar evet bu MHP ve AK Parti tarafından konsolide edilecek ve adını sağ taban diye koyduğumuz o yekün içinde nasıl davranacaklar? Çünkü bunların bir kısmının Devlet Bahçeli ile MHP'likle o millilik duygusuyla bir sorun yok ama bir kısmının var. Yani hani hendek siyasetini hiç benimsemede mesela atıyorum terörle mücadelede hani insanlar evsiz barksız kaldı diye düşünen bu konuyu içine sinmemiş bununla ilgili bizzat yara almış kalacak yer bulamamış o 15 kişilik tek göz eve sığınmak durumunda kalmış Kürtler var. Şimdi bunlar ne kadardır sayıları vesaire etkileri ne kadar olur bilinmez ama yani HDP'nin genelinde ve hayır yani tipik HDP'li, klasik oyu yani kemik olanların hayır vereceğini biliyoruz. MHP'nin yarısı evet evet verecek. Yarısı belirsiz ya da hayıra yakın gibi görülüyor. Onu belirleyecek şeylerden bir de şu olabilir. Eğer HDP ile CHP ortak mesela kampanya yapmaya kalkarlarsa bir öngörü olarak söyleyeyim. Yani mesela HDP dağınık ve zaten siyasi kariyerinin bittiği bilinciyle çok ön plana çıkmaz ve hani muhayyer bırakırsa kendi takipçilerini, parti üyelerini ya da oy verenlerini belki bu sonuç doğmaz ama eğer CHP ile HDP daha görünür, daha sahaya çıkacak şekilde, sahne alacak şekilde daha ortak yani ittifak, mutabakat görüntüsü veren bir birliktelik sergilerse MHP'nin o hayırcı yarısının sandığa koşarak evet diyeceğine hiç kuşku yok. Tepki olarak. Evet şeyler öyle belirleniyor. Süreç önemli, içinden geçtiğimiz dönem önemli. Çünkü biz hala hem sınır içinde hem sınır ötesinde terörle mücadele eden, haklı bir mücadele veren bir ülkeyiz. Peki son MHP tabanında bundan Erdoğan'ın şahsına eleştirisi olsun olmasını etkilenen bir taban. Ve evet demeye hatta daha yakın hissedebilir. Yani Erdoğan'a güvenmiyorum diyenlerin bile aslında güvenmeme gerekçesini, yani hayır vereceğim bu yüzden güvenmiyorum çünkü diyenlerin bile aslında motivasyonunu ve referansını, gerekçesini çoğunluklu olarak çözüm sürecindeki tavrı oluşturuyor. Düşünün. Peki. Yani onu eğer bir HDP-CHP ittifakı, hani hayırcılar bunlarsa ben tabii ki evet veririm diye düşüneceklerdir öyle bir durum. MHP tabanı ile ilgili yapılan yorumlarda zaten sandığa gitmemeyi düşünenlerin temel motivasyonunun da HDP ile aynı safta olmamak olduğu şeklinde yorumlar yapılıyordu. Zaten son olarak kısaca Mehmet Bey'e söz vermek istiyorum çünkü o da bir süredir dinleme moduna geçti. CHP içinde peki? Evet diyen bir kitle olur mu sizce? Beka sorunu olduğu için, terörle mücadele olduğu için, ekonomik istikrarı gözettiği için az da olsa evet diyen bir kitle olabilir mi? Yani yoksa sistematik olarak karşı olduğu için bunları ikinci plana bakar. Ya işte orada da 1-2 puanlık belki hani, hani İbrahim Bey daha iyi bilir. Ama çok belirleyici olmayacaklarını düşünüyorum. Yani beka sorunu evet yani 15 Temmuz'un hemen ertesi günü yapılsaydı bu referandum, ne bileyim hazırlıklar ortaya çıkmış olsaydı, hani o darbe havasının, yani darbenin püskürtülmesinin hemen ertesinde olsaydı,
Evet, o dediğiniz mümkün olabilirdi. Çünkü evet, beka sorunu orada herkes iliklerinde hissetti. Parti ideoloji ayrımı kalmaksızın hı hı. insanlar tanklar üzerimize geldi ve ülke tehdit altında. İyi ki savuşturuldu. Allah savuşturandan, direnenden, o tankın önüne çıkandan razı olsun şeklinde. Hani biz bunu CHP'lilerden de duyduk. Gerçekten Yeni Kapı mitingine koşan insan profilini biliyoruz. Her renkten, her yaşam tarzın ve tasavvurdan, dünya görüşünden insan oraya koştu. O günlerde o ruh çok tazeydi. Ama tabii onun üzerinden bir süre geçti. Yani eleştiriler, eleştirilen boyutlar yeniden tahkim oldu. Yeniden katılaştı. Dolayısıyla o çok olmaz. Olasılık görmüyorum. Peki Mehmet Bey, bu tahminlere ne diyeceksiniz? Aynı soruları size sormama gerek yok. Çünkü hani evet. zaten aşağı yukarı kim neye göre oy verecek sorusu en fazla 4-5 farklı şekilde sorulabilir. Ben en kısa haliyle sormuş olayım. Siz tüm bu senaryoları hatırlayarak yanıt verirsiniz. Şimdi, yani bu kampanya başlamadı daha. Şimdi şöyle bir şey var. Başlamadı. Şimdi, Cumhurbaşkanı çok iyi hatip. İnsanları çok iyi ikna edebiliyor. Söylemi çok etkileyici. Şimdi o sahaya çıkınca ne tür bir kampanya yapacağı, bu anayasa değişikliği insanlara nasıl anlatılacağı etkili olacaktır tabii bugün. Neden olacak? Muhafazakar kesim üzerinde etkili olacaktır. Tabii ki CHP seçmenin üzerinde etkili olmasını beklemiyorum ama muhafazakar kesim, ya biraz fazla mı oldu, çok mu oy verdi? Biz bu seçim buna geçersek ileride başımız başka belalara mı girer diyen kesim üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yapacağı, söyleyecekleri, anlatacakları önemli. Onları bir kere ikna etme olasılığı çok fazla. Yani ve bu kampanya. İkincisi, daha çok iktidar partisi, yani bu anayasa değişikliği hayır oylarıyla reddederse bir belirsizlik durumu, bir felaket olur Türkiye için diğeri bir kampanya yapacağı ortada. Ben 1 Kasım havasının, 1 Kasım seçimlerindeki havanın bu Nisan'daki referandumla aynı hava, yani birebir oraya yansıyacağına inanıyorum. Neydi 1 Kasım'da? 1 Kasım'a giden bir süreçte işte bir çok büyük bir belirsizlik ortamı oldu. İşte Suruç'ta bomba patladı, Ankara Garı'nda patladı. Lan ne oluyor Türkiye falan, ya iktidarsız mı kalıyoruz? Muhalefet kendi içinden bir iktidar çıkaramadı. Parti işte seçim hükümeti bile doğru dürüst kurulamadı falan. Böyle bir karışıklık orada, insanlar gerildi. Hop dönüp şeye gitti. İktidar partisine yapıştı. Hani o anda 7 Haziran'da iktidar partisini cezalandıranlar bile gitti Türkiye falan. Şimdi referandumda da böyle bir hava olabilir. Yani bu hava, ya referandumda hayır çıktı da ne olacak? Ondan sonra ne olabilir? Ya dolar gelmiş 4 liraya. Biz hayır verirsek 6 lira mı olur? Zaten işsizlik %11, yani resmi rakam %11 de %20'ye mi fırlar? Zaten siftah yapamıyoruz. O belirsizlikte belki 6 ay daha yapar. Belki verirsek iyi. Yani şimdi bunlar hep faktör. Şimdi bunlarla da insanlar evet diyebilir. Yani hiç anayasaya bakmadan da yani ne olursa olsun şöyle bir karışıklık olmasın. Zaten çektiğimiz çile var. Turist yok. Ekonomi kötüye gidiyor. Siftah. Kimse elini cebine atmıyor. Herkes korkuyor ne olacak diye. Her gün herkes dolara bakıyor. Hani başbakan diyor ya, bize ne dolara iner çıkar diye, ama mesele de öyle değil. Yani dolar çıkınca bütün mal ve hizmetlerin fiyatı artıyor. Şimdi bu evet veya hayırı etkileyecek bir şey. Anayasanın dışında. Bir, Cumhurbaşkanı'nın anlatımları. İki, bu hava. Yani bu acaba hayır dersek, reddedersek felaket mi olur Türkiye için diye bir şey var. Bu tablo evet ve hayır da çok etkili olacaktır. Evet'e doğru kaymasını ciddiye olacaktır. Şimdi burada tabii ki hayır oyu çıkarsa iktidar partisi için işler hiç de beklendiği gibi olmaz. Yani hayır ne yapacak? Yani hayır çıktı. Tamam hayır. Erken deyince, seçimi beklersiniz öyle bir durumda. Yani hayır deyince ne yapacak? Hadi devam edelim. Madem halkımız hayır dedi, bu sistemi istemiyor. Peki pardon diyecek halleri yok yani. Hı hı. Çünkü sen bir iddialı ortaya çıkıyorsun ve halk senin o iddianı reddediyor. Bu seni reddetmiş anlamına gelir. Mecburen seçime gitmek, güven oyu almak zorunda. Yani dünyanın her yerinde, işte İngiltere'de gördük. Başbakan bana buraya kadar dedi. Yani referandumda
AB üyeliğinden ayrılma kararı çıkınca dedi ki ben bırakıyorum dedi. İşte görevini bıraktı. Bu normal siyasetin akışı. Şimdi buradaki mesele biraz da iki parti burada biraz test edilecektir. Bir MHP, iki HDP. Hı hı. Şimdi biz onu bakacağız. Şimdi MHP'ye baktığın zaman yönetim evet dedi. Niye evet dediğini daha kimse bilmiyor. Kendileri de açıklamış değiller niye evet dedikleri. İşte fiili durumu. Aslında Bahçeli, Devlet Bahçeli onunla mesela ilgili biraz daha son açıklamasında net bir açıklama yaptı. Biraz daha net cümleler kurdu. Yani olası bir değişiklikte federasyon, konfederasyon gündeme gelirdi. Siyasette her seçeneği düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla hani biz onlarla harekete geçilmeden biz oyun kurucu olmak istedik. Demek istediğini anlıyoruz cümlelerinden. Ama canım şeyde de iktidar partisi ne istedi? Ne de evet dedi. Şimdi böyle bir hani şimdi bir partisiniz, siz bir partinin genel başkanısınız. Kendiniz bir makama aday değilsiniz. Diyorsunuz ki bir başkası olsun. Onun önünü aç. Ama şimdi olabilir bu, aday. Olacak mı? Öyle bir niyeti de yok ki. Öyle bir şey telaffuz da etmiyor. Şimdi olması önünde AK Partili, AK aday Partili yok. Tamam. Ona yani diyor ki ben de işte MHP'den. Daha önce bunu söylediğinizde bir şey geldi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yok ya o zaten öyle mesele bakın oradaki. Ya bakanlar 2000, konuşuluyor. Yani 2019'un meselesi. Bakın 2019'un meselesi ayrı. Şimdi, şimdiden söylenmesi. Şimdi biraz, diyor ki fiili yani durum var diyor. Soracağım birazdan. Fiili durum var diyor. Fiili durumu diyor biz bu böyle gitmez diyor değil mi? Bahçeli'nin çıkışı öyle. Aha. Gitmez hemen düzeltmemiz lazım Türkiye'ye. Kötü günler bekler diyor. Şimdi düzeltelim diyelim. Düzelttik. Düzelttiğimiz şey ne zaman uygulamaya gelecek? 2019'da. Şimdi değil mi? 2019'un Kasım'ına kadar bu fiili durum ve devam edecek. Şimdi acilen niye düzelttik? Yani Bahçeli çıktı. Hele dedi ki 15 Temmuz'dan sonra durum değişti. Bunu hemen düzeltmemiz lazım. Türkiye böyle gidemez dedi. Anayasanın yürürlük maddesi. Kasım ayında yapılacak seçimlerle birlikte yürürlüğe girer diyor. Bu anayasa değişiklikleri. Biz 2,5 sene ne bekleyeceğiz peki? Yani neyi bekleyeceğiz? Şimdi burada MHP biraz kendini kurtarmaya çalıştı. Şimdi MHP seçmeni bir kısmı hayır diyecektir, bir kısmı evet diyecek. Şimdi oradaki tablo yüzde kaçı hayır diyecek? Eğer büyük bir kısmı AK Parti yönetimi gibi düşünmezse, hayır verirse ki bunu biz nereden bileceğiz? İşte MHP'nin güçlü olduğu sandıklara bakarak bunu şimdi MHP seçmeniyle MHP'nin yönetimi birbirinden kopmuş. MHP kopmuş demektir. MHP ayrışmış demektir. MHP diye bir parti kalmamış demektir. Öyle bir sonuç çıkarsın. Eğer ama evet çıkar. Olduğu illerde hayır tabii, çıkarsa evet diyorsunuz. Çıkarsa evet çıkarsa ha demek ki evet Bahçeli gibi düşünen seçmen. Bir taban söz konusu var. Seçmenle yani tabanla yönetim arasında bir şey var. Demek ki yönetim tabanının sesini dinledi. Meclise evet verdi diyebiliriz. Ama ayrı bir şey çıkarsa MHP için bir felaket olur. HDP için de bir test var. Çünkü biz şimdi hiç şeyden sonra, Kasım'dan sonra bir başka bir şeyler oldu. O Güneydoğu'da hendekler kazıldı, barikatlar yapıldı, savaş ilan edildi. Günlerce, aylarca sokağa çıkma yasakları, çatışmalar, yani resmen devlete savaş açtılar. Şimdi bunun orada bir yansımaları var. Yani şimdi bir huzur vardı, bir anda gitti. İnsanlar yaşıyordu. Hani o çözüm süreci diyelim, hani silahların bırakılması değil de hani çatışma ortamının ertelenmesi sürecinde diyelim. Bakıyorsunuz bir tür ilçede, Cizre'de, Nusaybin'de, Şırnak'ta, Yüksekova'da bir şey vardı, Hakkari'de bir huzur ortamı vardı. Hiç olmazsa insanlar ölmüyor, millet çatışmıyor. Şimdi bunu birden tersine çeviren unsur şey oldu, PKK oldu. Şimdi bunun acaba seçmendeki tepkisi ne olacak? Yani belki de cezalandıracak. Yani bir bakacağız, Cizre'de %70 oy alan HDP'nin şeyi %70 hayır çıkmıyor. O zaman ne diyeceğiz? Yüzde diyelim ki hayır, %40 çıktı, %50 çıktı. Şimdi o da HDP'den bir kopuşu bize gösterecek. Diyeceğiz ki ha bak HDP'nin en güçlü olduğu yerlerde bile HDP'nin bu kadar kampanyasına rağmen, çünkü ilan ettiler bugün çok büyük bir hayır kampanyası yapacağız diye. O zaman düştüreceğiz. Şimdi MHP ile HDP asıl
ikisinin geleceğini, kaderini etkileyecek bir referandum bu. Ha, genel büyük manzaraya baktığımız zaman evet hayır çıkarsa tabii ki iktidar partisini etkileyecek ama evet çıksa da bu iki partinin kendi yerlerinde alacakları oylar iki partinin geleceğini belirleyecek. Eğer ikisi de seçmeni bunların yaptığı kampanyadan farklı bir tavır alırsa ki ben biraz öyle olacağına inanıyorum, öyle olacağını düşünüyorum. O iki partinin de siyasi olarak gelecekleri tartışılabilir. Yani nasıl yürütecekler? Yani bu şimdi düşünün MHP evet dedi ama seçmenine bakıyoruz hayır dedi. HDP hayır dedi. Seçmenin yani kuvvetli olduğu yerlere bakıyoruz. Eskisi 1 Kasım'a göre diye ölçü alırsak 1 Kasım'a göre yani öyle bir kitle yok. Şimdi bakın 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar 2 milyon MHP seçmeni partisini terk etti. Şeye gitti. İktidar Partisi'ne gitti. 1 milyon 900 bin dolayında da HDP seçmeni bakın 6 aylık süre içerisinde beğenmediler yani. Sizin tavrınızı beğenmiyoruz demek. Şimdi buradaki ondan sonra da çok olaylar oldu. Güneydoğu'da HDP açısından Güneydoğu'da oldu. Genel Türkiye politikası açısından MHP üzerinde de oldu. Şimdi bir başka seçmende hani bir o kadar seçmende iki partiyi terk ederse iki partinin de altı kalmayacak demektir. İki parti siyasi hayattan çekiliyor. Ciddi oranda oy kaybediyor olmalı. Başka bir şey, başka bir tablo geliyor. Çıkar. Evet. Başka bir tablo çıkar ki o da siyaset yeniden başka bir yapılanmaya gider. Aha. Ben de 2019'a kadar doğru başbakan da söyledi sağ seçmeni konsolide etmek. Bence bütün sağ seçmen MHP tabanı, MHP kadroları dahil AK Parti içerisinde yuvalanacaktır bana göre. Seçimde de ortak listeyle gireceklerdir. O ortak liste işte milliyetçi, muhafazakar. Artık adına İslamcı mı dersiniz, mütedeyyin mi dersiniz, mutasip mi dersiniz, ne koyarsınız. O ve sünni bir topluluğu tek çatı altında merkez sağ sağ seçmen diye yani iki tabanı birleştiren bir 2019'da böyle bir tablo karşımıza çıkacak. Yani bu kimlikteki olanların bir konsolide edilmesi tek çatı altında. Bunu başbakan zaten açık açık söyledi. Dedi ki biz 2019'daki fikrimiz budur. MHP'den de bakan olabilir. Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı da olabilir. Yani bizim karşımıza artık ne çıkarsa evet çıkarsa bir AK Parti, bir MHP, bir başka şey çıkmayacak. Tamam. Tek bir şey. Şimdi hakikaten Türk siyaseti çok bilinmeyen bir denklem ve geleceğe dair öngörüde bulunmak da çok çok kolay değil. En azından Batı siyasetine kıyasladığınızda az evvel Mehmet Tezkan'ın da söylediği gibi partinin söylediğinin tersi refleks gösterebiliyor kimi zaman seçmen. Eğer öyle olursa nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? O hal örneğin olağanüstü hal süreci oy verme sürecini etkiler mi, sayıları düşürür mü? Bu İbrahim Uslu'ya soracağım soru olacak. MHP'li bakan tartışması geçen hafta gündemdeydi. Olabilir mi? Bunun önceden konuşulması ne kadar doğru? Bunu da Nihal Bengüsü Karaca'ya soracağım. Ayrıca tabii ki liderlerin performansı nasıl olabilir? O da soru başlıklarımızdan biri olacak. Son reklamımız değil mi? Yönetmenimize soralım. Sadece 3 dakika sonra buradayız. Doğrudan siyasette artık son dakikalar. Dolayısıyla tüm konuklarımdan sorulara kısa ve hızlı yanıt vermelerini isteyeceğim. İbrahim Bey sizinle başlayalım istiyorum. Burada dinlediniz MHP, HDP seçmeniyle ilgili fikirleri. Sizin de konuyla ilgili görüşlerinizi alalım. Bir de kısaca OHAL uygulaması sandığa yansır mı? Daha doğrusu oy kullanımında sayısal anlamda bir düşmeye neden olur mu diye ekleyeyim. Buyursunlar sizi dinliyoruz. İkinci sorudan başlayayım hızlıca. Bence olmaz çünkü biz aslında 92.002 arasında Doğu ve Güneydoğu'da OHAL altında bir sürü seçim yaptık ve hiçbirinde sandığa gitmeme, korkma ya da
benzeri seçmenin davranışının sandığa yansımasını engelleyecek reaksiyonlar görmedik. O dönemde koşullar şimdikinden çok daha ağırdı üstüne üstlük. Ama ona rağmen seçimler sağlıklı bir biçimde yapılabildi. Ben şimdi bu referandumda seçimlerin çok daha kolay yapılacağını düşünüyorum. Çünkü birden fazla aday yok, birbiriyle uğraşan kimseler yok. Evet ya da hayır, iki tercihten birini yapacak. Üstüne üstlük partilerin ittifaklar söz konusu. O yüzden referandumun bir sakınca yaratacağını düşünmüyorum. İkincisi, bu seçim ittifakları ne olacak? AK Parti, MHP birleşecek mi? Orada ben başından beri şunu söylüyorum. Yani bu tek adam, tek parti korkusu bence gerçekçi bir korku değil. Şundan dolayı değil. Çünkü işte daha şimdiden Sayın Başbakan MHP ile 2019 için bir seçim ittifakı niyeti içerisinde olduklarını en azından deklar etti. Ama bu seçim ittifakı Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olacak. Partiler parlamento seçimlerinde herkes kendi yoluna gidecek ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday tek seferde %50'yi aşabileceğine göz kesmeyeceği için bazen birinci turda, bazen de ikinci turda mutlaka bu seçim ittifakını gerçekleştirmek zorunda kalacak. Dolayısıyla bu yeni model aslında koalisyonları kaldırmak için getiriliyor ama bence koalisyon denmese bile adına sürekli bir seçim ittifaklarını ve dinamik bir uzlaşma kültürünü zorunlu hale getirecek. Olmazsa ne olur, olmazsa sistem krize girer ama en azından seçimlerde bu uzlaşma olmak zorunda. Ya partiler uzlaşacak ya da tabanlar uzlaşıp ikinci turda adaylardan birini seçecekler. Peki, çok teşekkür ediyorum. Nihal Hanım, sizinle yayından önce de önemli konu başlıklarından biri olarak belirttiğimiz soru ancak şimdi sorma vakti kaldı. MHP'li bakan tartışması. Şimdi bir seçim ittifakı olabileceğinden bahsetti İbrahim Uslu da. İşte ancak daha o seçime de aslında 2 yıl var. Dolayısıyla hani konuyla ilgili sizin de fikirlerinizi alalım. Sanırım biraz hani o MHP'nin tabanında hayra yatkın bir yerdeyse yarıya yakın bir oran var ve onu etkilemek amacıyla mı söylendi bilmiyorum ama aslında hani hiçbir amaç gütmesine de gerek yok. Çünkü olacak olan söylendi aslında. Aşağı yukarı olacak olan bu. Ama hani 2009'da olacak seçim için şimdiden söylemek de hani Devlet Bahçeli'ye ya da MHP kurmaylarına hani bugün gösterdiğin uzlaşı ve mutabakat ki neredeyse hani birebir özdeşlik pozisyonunu 2019'a da kadar da sürdür gibi bir sonuç da çıkabilir bundan. Hatta nitekim bunu bu yönde yorumlayıp itiraz edenler de oldu muhalefet, ana muhalefet partisinden. Yani Devlet Bahçeli de iyi bir karşılık verdi ona. 2019'a kadar kim öle kim kala. Ya bunun anlamı tabii ki hani fiziksel ölüm yaşam olduğu kadar. Aynı zamanda hani bugün burada bu anayasa değişikliğinin, model değişikliğinin referanduma götürülmesi için mutabakat ediyoruz ama yani ben bunu 2019'a kadar bu mutabakata söz verir miyim, veremez miyim? Yani bunlar tabii ki şey, yani Nisan'da yapılacak referandumun sonuçlarına göre çok değişecek şeyler bunlar. Peki Mehmet Bey, ama hani MHP erir mi ve değil mi falan meseleleri var ya, yani bence partiler 2019 ya da bir sonraki seçimlerde zaten çok fazla hem görünüm hem hüviyet nitelik değiştirecekler ister istemez. Çünkü bu sistem böyle biraz iki partili sisteme zorlayacak gibi görünüyor. Yani iki temel aksa ayıracak meclisi gibi görünüyor açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi ya da ona yakın bir tablo. Tabii benzemiyor model içeriği itibariyle. Hiç ABD hayır, ben iki parti olması mesebiyle evet, dedim. Ama başka o, yani o sosyolojiye ve sosyoloji ve sosyolojinin yansıdığı parlamentoyu böyle bir ikili bir aksa ister istemez ikiye ayıracak ya da iki temel ayrım etrafında toplayacak gibi görünüyor. Peki Mehmet Bey'in söylediklerine nasıl yaklaşıyorsunuz o konuda? Işte. Yani MHP kadrolarının AK Parti için içerisinde bu 2 yıl içerisinde yerleştirilecek olacağı öngörüsünü az evvel dile getirmişti. İşte zaten Binali Yıldırım'ın söylediği şey de o anlama geliyor. Yeni yani bu anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı yetkilerinden biri bakanları ve başkan yardımcısını ve bakanları atamak ve bunun için tek yeterlilik şartı da bildiğim kadarıyla onların milletvekili seçilme kriterlerini karşılaması, o yeterliliğe sahip olmaları, onlardan herhangi birini bakan ya da başkan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilmesi için yetiyor.
Yani bu durumda evet yani herhalde eğer o mutabakat da sürerse, devam ederse 2019'a kadar bu bir koalisyonun yani zımni bir koalisyonun başarısı olduğuna göre referanduma götürmek, hele bir de evet çıkarsa bu yani bu bir ortaklığın işbirliğinin sonucu olduğu için ister istemez yansıyacaktır tabii ki. Hı hı. Bakanlara, başkan yardımcılığına. O tablo orada yansıyacaktır. Peki Mehmet Bey, size de son soru, seçim ittifakına yönelik beklentiniz olsun. Bunu hem AK Parti ve MHP cephesinden hem de muhalefet olan CHP ve HDP cephesinden soruyorum. Ayrıca hani hem İbrahim Bey'in hem de Nihal Bey'in, Nihal Hanım'ın söylediklerine eğer katkıda bulunmak isterseniz de yine bu tabii cevapla bu, birlikte. Bu evet olarak geçerse bu sistem, bu tam iki partiyi kapsasa bile bir Kürt Partisi Türkiye'de bir, o bir gerçektir ve o varlığı kalacaktır. Yani %8 oy alsa da, %5 alsa da, %12 alsa da bilemem. 6 milyon aldı, sonra 5 milyon aldı, 3 milyon da alabilir. Ama o olacaktır yani, o dağılmaz. Ama öbür tarafta iki tane bir parti, yani iki partili sisteme doğru, iki partili yapıya doğru, biz buna 2,5 parti diyelim Kürt Partisi'de. Evet, 2,5. Koyarak yani öyle bir yapı olacaktır. Bu bir. İkincisi, bakın şimdi bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü sistem gitmiyor diyor. Değil mi? İktidar diyor ki ya böyle iki başlı olduk. Biz yürümüyoruz falan diyoruz. Biz bütün bu sistemi yani bir devlet rejimini değiştiriyoruz. Devletin yönetim şeklini değiştiriyoruz. Rejimi değiştirmiyoruz. Devlet rejimi. Yani devletin yönetim şekline devlet rejimi denir. Onu değiştiriyoruz. Sonra diyoruz ki bu ne zaman yürürlüğe girecek? 2019'da göreceğiz. Şimdi bunu değiştiren parti diyor ki o zaman ne olacak? Ya kim öyle kim kala diyor. Şimdi bak, kim öyle kim kala anayasası yaptık biz. Yani 2019'da ne olacağını kimse bilmiyor. 2019'da AK Parti MHP ile dostluk mu yapacak, kavga mı edecek bilen var mı? Bilmemesi de gerekmez mi? Ama zaten şimdi bakın, anayasa yapıyorsak, biz anayasa bunu değişikliği yapıyorsak, referanduma da gidiyorsak ondan sonra yürürlüğe girmesi lazım. Normali bu değil midir? Nisan'da yaparız. Referandum, halk madem onayladı. Bu da konuşuluyor ama 2018'de seçim olacak da halk deniliyor. Diyor ki, halk diyor ki, halka diyoruz ki sen bunu yap ama 2019'un Kasım'ında biz bunu yürürlüğe koyacağız. Şimdi hakikaten 2019 Kasım'a kadar kim öre, kim kalır? Hani fiziki ölüm demiyorum. Siyaseten, siyasi ittifaklar açısından, pozisyonlar açısından kim öre, kim kalır? 2 yıl önceki Türkiye'ye bakın. Benziyor mu şu andaki Türkiye'ye? 2015'in Haziran'daki Türkiye'ye bakın. 2017'de Türkiye'sine bakın. Ne kadar büyük farklar var. Yani şimdi bir şey yapıyoruz, değiştirdik bunu. Ey halk, bunu ver oy. Verdim, evet. O zaman madem yapalım, uygulamaya koyalım. Koymuyoruz. Niye? Niye koymuyoruz peki? Bahçeli istemedi diye. Şimdi Bahçeli diyor ki hayır, 2010'da. Niye? Niye istemiyor peki? Evet dedi. Kendi istedi. Kendi getirdi. Bak, AK Parti'nin, iktidarın hiç ağzı açmıyordu değil mi? Hiçbir şey demeden getirin biz bunu değiştirin ama 2019'da değişsin diyor. 2 yıl ne olacağını biliyor muyuz? Bu 2 yıl. Şimdi bir şeyler değişecek ama 2 yıl böyle, şimdi 2 yıl Türkiye kilitlenip kalacak. Geçiş süreci daha da kötü olacak. Bakın, sıkıntılar da olacak. Öyle mi sistem, böyle mi sistem? 2019'a girerken ne olacak? O seçimin hazırlık süreci, bazı maddeler hazırlık sürecinde başlayacak yani. Hı hı. O Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim kampanyası başladığı zaman 90 gün önce 60. Şimdi neyin ne olacağını, ne zaman başlayacağını, nasıl, kimse bilmeyecek. 1-2 yıl Bahçeli böyle istedi. Türkiye 2 yıl peki, tıkanacak, 2 yıl duracak. Bakın, iddia ediyorum 2 yıl boyunca da bu belirsizlik ortamı ne olacak, ne ekonomi düzelir, ne Türkiye'ye yatırım gelir, ne yabancı gelir, ne Türkiye'ye turist gelir. Ne olacağı belli olmayan bir ülke pozisyondasın. Evet, böyle oldu. Ne olacak? Dur arkadaşlar, 2019'a kadar mola verdik. Ne oldu? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir 2019 yılında bambaşka bir şeye geçeceğiz. Şimdi arada 2 sene var. Ne yapalım? 2 sene biz istirahate mi çekildi diyeceğiz. Peki, mola siyasetin yeni istirahat etmeyeceği bir hazırlık ise, süreci olmak bir geçiş süreci herhalde olacağını söylüyor. Şimdi, belki de 2018'de bir seçim olabilir dedi Nihal Bengi Sukaracı.
Çok teşekkür ediyorum. Yani ben Yusuf Karaca teşekkür ediyorum. Mehmet Tezkan ve Ankara Stüdyo'dan yayına katılan İbrahim Uslu. Size de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük Doğrudan Siyaset'in sonuna geldik. Anayasa değişiklik teklifine ilişkin artık maddeleri yeterince konuştuğumuzu düşündüğümüz için bizi nasıl bir süreç bekliyor onu konuşalım istedik. Biraz elimizdeki ipuçlarıyla öngörüde bulunalım istedik. Yarın akşam Doğrudan Siyaset'te yine buradayız ve tabii ki sizi de bekliyoruz. NTV'de her zamanki gibi sırada Buket Aydın Baykal'la Gece Bülteni var. Yarın görüşmek üzere.